Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Efendim Türkiye'nin güvenle, maile izleyebileceğiniz televizyonu Diyanet ekranlarına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ve tabii ki ortak yayınla şu anda bizleri takip eden Diyanet Radyo dinleyicilerine de selam ediyoruz. Evlerinde, araçlarında, iş yerlerinde şu anda bizi dinlemekteler. İftara yetişmek için aracında bulunan, trafikle boğuşan kardeşlerimize de selam ediyoruz. Umarım bugünkü tatlı sohbetimiz, vaktin size nasıl geçtiğini anlatamayacak kadar, hatırlayamayacağınız kadar tatlı ve güzel gelir, umuyor ve diliyoruz. Efendim bugün İstanbullular için tabii ki coğrafyası çok geniş bir il, biliyorsunuz İstanbul büyük bir şehir. Ama Eyüp için söylüyorum ki tatlı, naif, pamuk gibi bir hava var elhamdülillah. Bir bahar akşamından iftarı beklemeye niyetlendik elhamdülillah. İnşallah sizler de bizlerle birlikte iftarı beklemeye niyetlenmiş görünmektesiniz. İnşallah iftar anına kadar birlikte olmayı diliyor ve istiyoruz efendim. Bugün zekatı, sadakayı, infağı konuşmaya gayret edeceğiz. İslam'ın en önemli temel esaslarından bir tanesi vermeyi konuşacağız inşallah. Efendimiz öyle tarif ederdi ki sahabesine, vermeyi ifade ederken önüne, ardına, sağına, soluna eliyle böyle dağıtma işareti yaparak tarif ederdi ki bir gün Ebu Zer'le Medine sokaklarında dolaşırken bir anda önlerine böyle bir aradan geçtikten sonra Uhud Dağı beliriverince Efendimiz Zeyd'e dedi ki, özür dilerim Ebu Zer'e dedi ki, ey Ebu Zer, şu Uhud Dağı'nı görüyorsun değil mi? Evet ey Allah'ın Resulü. Onun kadar altınım olsun istemem. Cebimde birine vermek için müstesna bir dinarın 3 gün durmasını istemem. Onu az önce söylediğim tarifle Ebu Zer öyle tarif ediyor Efendimiz. Böyle, 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 böyle dağıtmak isterim diye buyurdu. Sonrasında da dedi ki, dünyada varlığı çok olanın ahirette sevabı az olur. Lakin az önce söylediğim gibi şöyle 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 dağıtıverenler müstesna. Lakin onların da sayısı çok azdır ey Ebu Zer dediği rivayet ediliyor. Efendimizin verme biçimini izah edişi o kadar güzel bir örnek ki bizlere. Veri vermek, kurtulu vermek. Verdiğimiz zaman bize her şeyin sahibi olan Cenab-ı Hak daha da vermeyi, daha çok vermeyi malumunuz ki söylemekte ve bizler verdikçe çoğalan ve çoğaldıkça vermeye çalışan, veren müminlerden olmayı diliyor ve istiyoruz inşallah. Cenab-ı Hak bu müstesna, bu güzel günlerde de verebilmeyi ama kıymetlilerinden, sevdiklerimizden, en çok beğendiklerimizden verebilmeyi bizlere nasip etsin. Veren el olmayı her zaman bizlere nasip etsin. Malumunuz Ramazan-ı Şerif içerisinde infak etmek, sadaka vermek, fitre vermek malumunuz güzel. Lakin bir alışkanlık daha güzel oldu elhamdülillah. Çok fazla dostumdan duyuyorum ben. Artık zekat verme mevsimini, yıl dönümünü Ramazan olarak belirleyen dostlarım çok fazla olmaya başladı. Aslında gönlüm hep istiyor. Herkes keşke olabilse, bilmiyorum mizanını nasıl ölçer, nasıl biçer bilemiyorum. Yıl başlarında genelde, yılın bitiminde genelde, özellikle ticarette uğraşan kardeşlerim zekatlarını hesap edip vermektedirler ama Ramazan'da zekatı hesap edip verebilmek, bunu gelenek haline getirebilmek daha bir güzel gelmekte bana. Bu da güzel bir alışkanlığımız, geleneğimiz oldu elhamdülillah son yıllarda. Etrafımdaki dostlarımdan da duyduğum üzere zekatlarını bu güzel, bu anlamlı günleri fırsat bilen, özellikle Kadir Gecesi'nin olduğu gün zekat miladı olarak belirleyen dostlarımı tanıyorum. O açıdan bu güzel günlerde fırsat bilmek lazım. Hem ibadet taat için hem de verme ibadeti, başka bir ibadet malumunuz biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de 200'ün üzerinde yerde infak ayeti geçmekte, infak kelimesi geçmekte. Bu anlamlı ibadeti bu güzel ibadet ayında gerçekleştirmekte başka bir anlamlı, başka bir güzel. Efendim bugün zekat, sadaka ve infak konumuzu, çok kıymetli hocalarım var. Sağ olsunlar, malumunuz biliyorsunuz Eyüp Sultan Camii'nin hemen bahçesinde, avlusunda bu yüksekçe yerden manzarayı da görmektesiniz. Bu şahane yerden harika bir Ramazan Mektebi kuruldu ilk günden itibaren. Ve malumunuz gece de bereket vaktinde ve burada hocalarımın ilminden nasipleniyoruz hep birlikte. Ve bugün ilminden nasipleneceğimiz hocalarımız daha önce de programlarımıza teşrif buyurmuşlardı ve nasiplenmiştik. Bugün tekrar nasip oldu elhamdülillah. Profesör Doktor İsmail Karagöz hocam, Düzce İlahiyat Fakültesi dekanıdır aynı zamanda kendileri. Ve Doktor Muhlis Akar'ı zaten malumunuz Diyanet Radyo dinleyen kıymetli dostlarımız Cuma sohbetlerinden iyi tanırlar. Kendisi Din İşleri Yüksek Kurulu üyesidir efendim.
bugün inşallah sohbetlerinden doyasıya hep birlikte ne yapacağız? Nasipleneceğiz. Ve tabii ki bugün de programımıza, iftarı beklerken programına sözlerin en güzeliyle başlayacağız. Ve sözlerin en güzelini tilavet etmek üzere Hasan Lütfi Ramazanoğlu, İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami İmam Hatibidir kendileri. İnşallah birazdan yüreklerimizi coşturacaklar. Ve Ali İmran Suresi 92 ila 97, Maide Suresi 55 ila 56. ayetlerini tilavet edecekler. Ve şimdi söz Kur'an'ın. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن مُبَارَكًا
للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله فإن حزب الله هم الغالبون صدق الله العظيم. Barakallah. Efendim, İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami İmam Hatibi Hasan Lütfi Ramazanoğlu abime teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık, sağ olsunlar, var olsunlar. Sözlerin en güzeline ilave ederek başlamamıza, programımıza vesile oldular. Efendim, ola ki şimdi açmış olabilirsiniz. Tekrar da fayda var diye. Bugün zekat, sadaka ve infak konuşmaya gayret edeceğiz inşallah. Ve Profesör Doktor İsmail Karagöz hocam, Düzce İlahiyat Fakültesi dekanıdır kendileri aynı zamanda. Ve Doktor Muhlis Akar hocam, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesidir. Diyanet Radyo'dan da takip ettiğiniz üzere Cuma sohbetlerinde hocamızı dinler ve nasipleniriz. Bugün de inşallah Eyüp Camii'nin bahçesinden sizlere seslenmekteyiz. Bu müstesna saatlerde, bu güzel saatlerde, iftarı beklediğimiz bu sakin saatlerde inşallah bereketleneceğiz hep birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sefalar verdiniz. Gelişiniz de güzelleşti havalar hocam. Dün ve evvelsi gün biraz üşümüştük açıkçası. Bugün çok şahane, naif, güzel bir hava var Eyüp Sultan'da. Bu arada İstanbul'da bulunan kıymetli izleyenlerimizi de Eyüp Sultan'a bekleriz efendim. Bu güzel manevi iklimden inşallah sizler de faydalanmış olursunuz. İnfak. Hocam, Kur'an'da da birçok yerde ve tabii ki Efendimizin hadislerinde de bolca geçen bir kavram ve verme meselesi İslam'ın
ana meselelerinden, esaslarından bir tanesi verebilme meselesi. Kıymetli olanlardan, çok beğendiklerimizden, en sevdiklerimizden verebilme. Allah yolunda verebilme meselesi çok mühim malumunuz. Dolayısıyla infakla iman arasındaki ilişkiyi konuşarak başlayalım istiyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim'de de tabii ki geçtiği halleriyle bizlere örneklerseniz infağa memnun oluruz. Sözü size bırakalım hocam, buyurun. Hocam çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Seste bir problem olduğu için inşallah arkadaşlarımız ona müdahale edecekler. Bir baksınlar. Bu arada biz tabii ki çok kıymetli İsmail Karagöz hocam sizinle devam edelim. Sesteki problem çözülene dek ulaşmamış söylediklerimiz maalesef izleyenlerimize. Canlı yayında bu tür aksaklıklar olabiliyor hocam, malumunuz. Malumunuz konumuzun bir diğer başlığı da zekat ve sadakaydı. Zekat teriminin tanımıyla başlayalım isteriz hocam. Zekat nedir? Kimlere zekat verilir? Nasıl verilir? Ticari malların zekatı nasıl hesaplanır? Bunu inşallah konuşarak devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize hamdolsun. Alemlerin Efendisi Peygamberimize salat ve selam olsun. Bizi dinleyen herkese saygıyla selamlıyorum. Aleykümselam. Milletimizin Ramazan-ı Şerifi mübarek olsun. Amin inşallah. Sizin de programınız hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun, faydalı olsun inşallah. Zekat, kelime anlamı itibariyle artan, çoğalan, temizlenen anlamına geliyor. Yani artmak, çoğaltmak, iyi olmak, temizlenmek anlamına geliyor. Evet. Dini bir terim olarak dinen zengin sayılan Müslümanların belirli malların belli bölümlerini, belli kısımlarını, belli miktarını Tevbe suresinin 60. ayetinde sayılan sınıflara Allah rızası için vermesi anlamına geliyor. Mali bir ibadettir. Şimdi İslam'ın 5 temel esası var. Birincisi iman etmektir. Diğeri de savun, salat, hac, zekattır. 4 ibadet. Bu 4 ibadet Hazreti Adem'den aleyhisselam, Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselama kadar bütün peygamberlerin tebliğ ettiği hak dinde var olan bir ibadettir. Dolayısıyla evrenseldir. Sadece ümmeti Muhammed'e, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber gönderildiği insanlara değil, daha önceki toplumlara gönderilen peygamberlerin tebliğ ettiği hak dinde de zekat vardır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ın namazla birlikte zekatı vermesinden bahsediliyor. Kur'an-ı Kerim'de dikkatinizi çeken bir husus, namazla zekatın hep peş peşe zikredilmesidir. Mesela Estağfirullah ve akimus salate ve atuz zekate, namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kur'an-ı Kerim'de 32 ayet-i kerimede Yüce Allah namazla zekatı birlikte emrediyor. Namaz bedenin ibadetiyken zekat malın ibadetidir. Namaz Rabbimize karşı mahsa bir görev iken zekat hem Rabbimize karşı hem de hem cinslerimize karşı, diğer insanlara karşı bir görevdir. Şimdi Allah katında ibadetlerin katma değeri var. Mesela biz günde 5 vakit namaz kıldığımız zaman veya bir aya oruç tuttuğumuz zaman Yüce Rabbimiz bunu 10 katıyla kabul ediyor. Biz 5 vakit kılıyoruz. Cenab-ı Hak amel defterimize görevli meleklere 50 vakit yazdırıyor. Yani 1'e 10. En'am suresinin 165. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak bunu açıkça beyan ediyor. Estağfirullah. Men ca'e bil haseneti felehu aşru emsaliye. Kim güzel bir amel işlerse, ki zekat güzel bir ameldir, namaz güzel bir ameldir, oruç güzel bir ameldir, başka ameller, güzel ameller de var, ona 10 katıyla mükafat veririz diyor. Şimdi mesela bir ay oruç tutuyoruz, Cenab-ı Hak onu 10 ay kabul ediyor. Bu 1'e 10 başlıyor. Ama mali ibadetlerin, yani zekat gibi, sadaka gibi, infak gibi paraya, servete, mala, mülke tekabül eden ibadetlerin mükafatı 1'e 10 değil.
Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesine göre 1'e 700'dür. Yani siz şuradan bir fakire Allah rızası için yardım yapar mısınız dedi. Çıkardınız elinizi cebinize attınız. 1 Türk lirası verdiniz. Malumunuz yazıcı melekler var. İnsanın sağında solunda bulunuyor. İnsanların hayır ve şer, iyi ve kötü, günah ve sevap olan söz, eylem ve davranışlarını kayıt altına alıyor. اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَم۪ينَ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ İnsanın sağında solunda oturan ve insanların bütün yaptıklarını kaydeden iki melek var. Onlar sizin verdiğiniz 1 lirayı amel defterine 1 lira değil, 700 katıyla 700 katı olarak kaydediyor. Bunu ayet çok açık ifade ediyor. Bir benzetme ile yapıyor. Bakara suresi 261. Toprağa bir tohum atıyorsunuz, bir tek buğday tanesini atıyorsunuz. O 7 çatal başak çıkıyor, 7 evet. Başak çıkıyor. Her başakta 100 tane tane var. Yani siz bir tek tohumu, buğdayı, arpayı neyse Cenab-ı Hak onu 700 olarak veriyor. Dolayısıyla 1'e 700 veriyor. Demek ki zekatın katma değeri namazın katma değerinden daha fazla. Bunun elbette hikmeti sebebi var. Şimdi namaz kılmak hani kolay geliyor ama siz çalışarak alnınızın teriyle kazandığınız ve karşı taraftan da bir teşekkür bile beklemediğiniz sadece Allah için vermeyi amaçladığınız malınızın bir bölümünü mesela 40 tane daireniz var. Daire yapıp satıyorsunuz. Efendim bir tanesini zekat olarak vereceksiniz. 40 milyon Türk liranız var. 1 milyonunu zekat olarak vereceksiniz. 40 tane koyununuz var. Bir koyununu fakir birine vereceksiniz ve karşılığında da hiçbir şey beklemeyeceksiniz. Yani teşekkür beklemeyeceksiniz, minnet beklemeyeceksiniz. Ya adam bana yardım ediyor. İşte ona yakınlık göstereyim gibi bir davranış içerisine girsin demeyeceksiniz. Bu zekatın dindeki yerini, önemini ifade ediyor. Zekat 40'ta birinin olduğunu bu arada söylemiş oldunuz. Sadece 40'ta biri değil yani. Şimdi vatandaşımız 40'ta biri diyor ama şimdi üstün nisap miktarı mala sahip olan zekat veriyor eğer onu söyleyeceksek. Mesela bir adamın yeme, içme, giyinme, ulaşım, sağlık gibi bizim fıkıh dilinde havayici asliye dediğimiz kişinin sosyal konumuna göre temel ihtiyaçlarının dışında ve varsa borçlarının dışında nisap miktarı malı varsa ve üzerinden de bir yıl geçtiyse bu mal da çoğalıcı özelliğe nami fıkıh diliyle sahipse o kimse dinen zengin sayılıyor ve malının belli bölümünü verecek. Her yerde, her malda 40'ta bir değil. Mesela 40 koyunu varsa 40'ta bir, 40 keçisi varsa 40'ta bir, 40 bin lirası varsa 40'ta bir, efendim altın ve gümüşte de 40'ta bir, ticaret mallarında da 40'ta bir. Mesela 5 devesi varsa zekata tabi, üzerinden bir yıl geçince bir koyun verecek mesela. 30 sığırı varsa üzerinden bir yıl geçince, bu bir yıl miladi takvim hesabıyla değil, hicri takvim hesabıyladır. Yani 365 gün değil, 355 gündür. 355 gün geçince, mesela adama 30 sığırı varsa, 2 yaşında bir hayvan, büyükbaş hayvan verecek. O yani mal onda kalmaya verecek. Devam ediyorsa tabii, bir yıl kaldı ve onda kalmaya devam ediyorsa veriyor. Tabii. Bu arada borçlanmışsa borçları müstesna tutuluyor değil mi hocam? Borçları istisna, borçların çıkacak. Tabii şöyle diyelim, mesela bugün ayın 23'ü. Evet. 23'ünde sizden örnek verelim. 30 tane sığırınız var. 2019 yılında borcunuzun dışında, havacı asliyenizin dışında yine 30 sığırınız varsa o zaman 2 yaşında bir düye vereceksiniz mesela. Veyahut da 40 koyununuz varsa birisini vereceksiniz. 40 tane reşat liranız varsa bir tanesini vereceksiniz. 40 milyonunuz varsa bir tanesini vereceksiniz. Yani bu hicri takvim hesabıyla bir yıl. Şimdi Müslümanlar zekatlarını hep Ramazan ayında veriyorlar. Bunun sebebi şudur. Yani Ramazan ayında işlenen bir farzın sevabı başka aylarda, diğer aylarda işlenen farzlardan daha çok sevaptır. Yani ben zekatımı Şevval ayında versem, bir de zekat ayında versem hangisi daha çok sevaptır? Zekat Ramazan ayında verilirse daha çok sevaptır. Müslümanlar bunun için hep zekatı Ramazan ayında veriyorlar. Yoksa zekat
Yani zekatın verilmesi gereken ay Ramazan ayı diye bir şey yok. Diyemeyiz. Ama güzel bir... Üzerinden bir yıl geçince hangi aya denk gelirse orada verecek. Ama tabii güzel bir alışkanlık oldu. Hesabı da buraya denk getirmek güzel olur. Mesela bu nisapta mesela toprak mahsullerinde mesela Ebu Hanife Hazretleri'ne göre topraktan ne çıkarsa nisap miktarı yok. Az veya çok onda bir verecek. Bak diğerinde 40'ta verirken burada onda bir. Ama diğer müçtehitlere göre Hanefi mezhebinden İmam Muhammed, İmam Züfer, İmam Ebu Yusuf, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel ve diğer müçtehitlere göre 5 vesk yani 650 kilograma ulaşırsa toprak ürünü, diyelim ki fındık üretiyor, yani ticaretini yapan değil, toprak ürünü olarak elde eden kimse veya buğday üretiyor, 650 kilograma ulaşıyorsa o zaman onda birini, buna öşür deniyor. Yani bizim vatandaşlarımız, Müslüman kardeşlerimiz öşür deyince daha çok vergi anlıyorlar, vergi değil. Öşür, onda bir toprak mahsullerinin zekatıdır. Mesela gömü bulursa birisi, diyelim ki yer altından bir sahibi bilinmeyen eski zamanlardan kalma, onun zekatı 1/5'dir. Yani dolayısıyla zekat oranları 1/5, 1/10, efendim işte 30 sığırda farklı, 5 devede farklı şekilde veriliyor. Peki daha detaylı konuşacağız hocam bu konuyla alakalı da. İzleyenlerimizin, dinleyenlerimizin çokça sorusu oluyor genelde. Örneklemeyi yaparken yine eski hesap üzere 40 sığır, 40 deve, 40 koyun üzeri yaptığımızda bazen kafalar karışabiliyor. Bugünün kafa daha çok ellerinde şey bulunan mevduatlarıyla konuşacağız. Onları da onları daha detaylı konuşalım inşallah. Sevgili Fatih Koca, ceketini çok beğeniyorum. Dinleyiciler, izleyiciler de çok beğeniyorlarmış. Seni arayıp bu ceketi soranlar olmuş. Çok güzel gerçekten, sen ayrı teşekkür güzelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Bugün efendim hangi eserle başlayacağız? Bugün gündüz beni Ruhi Hocam aradı. Bende çok emeği var. Hocalarım da bilirler, Ruhi Kalender Hocam. Yaşı da bir hayli ilerledi ama maşallahı var. Dedi ki geçen sene takip ettim, bir eser okuyacaktın. O eseri okumadın dedi. Hatta hikayesini... Çok Mustafa'ya güzel. Da söyledin, hikayesini de anlatayım diye ama yetmedi dedi. Kalmadı, okumadın iş dedi. Gerçekten bugün de baktık okumamışız. Bu eser rahmetli Saadettin Kaynağ'ın hac vazifesini... Bu arada biz dünü unutuyoruz. Ruhi Hocam geçen yılki programda evet, bu geçen yılki öpüyorum. Programı anlatıyor bana Ruhi Hocam. Ellerinden öpüyorum hocam. Hürmetlerimizi sunuyoruz, ellerinizden öpüyoruz. Saadettin Kaynağ rahmetli Sultanahmet Camii'nin baş imam hatibi. 1950'li yıllarda hac vazifesini yerine getirmek üzere hacca gidiyor. Medine'de revaklarda eskiden her revakın o direklerin üzerinde güzel güzel şiirler yazarmış. Hatta kazınmış bir şekliyle bile yazılırmış. Ben Mekke'deki revaklarda gördüm, mermerlere kazılmış çok güzel şiirleri görmüştüm. Ama Medine'deki o revaklara yazılan şiirleri bugün gittiğimizde son 10-15 yıldır belki 20 yıldır hepsini kazımışlar ve boyamışlar. Bugün o sanat eseri, o güzel şiirler yok. Saadettin Kaynağ Hoca bu ya sahibel cemal ve ya seyyidel beşer min husnikel munir lekat nuvirel kamer. O güzel şiiri o revaklarda görüyor ve orada Medine'de Allah besteliyor. Allah, çok güzel. Bazı yanındaki hacı arkadaşlarından bazıları daha önce Türkiye'ye geliyorlar. Aylar sonra tabii, belki bir iki ay sonra. Ama Saadettin Kaynağ Hoca hala Mekke'deyken burada Tahir Hoca, rahmetli Tahir Karagöz, Alaaddin Yavaşça şu anda yaşıyor. Ve bazı öğrencileri hocaya jest yapmak için Üsküdar'da hac dönüşünde, hoca daha otobüsten inerken besteyi okuyorlar kendilerine. Allah Allah, çok güzel. Hani hacda bestelediği o eseri onu okuyorlar. Burada okuyorlar. Şimdi onu okumak istiyorum çok buradan. Çok güzel. Bu çok güzelmiş. Hikayesi harikaymış. Evet. Eseri de beğeneceğiz muhtemelen. Evet. Yani Ruhi Hocam sağ olsun, onun vesilesiyle evet. Bugün dinleyeceğiz biz de. Buyurun, söz sizde efendim. Thank you.
Şahanesiniz. Çok güzelmiş gerçekten de. Hakikaten iyi oldu. Hocamın hatırladığı ve bu kadar güzel şu saatlere de uygun bir sakinlik verdi ki bize. Böyle içimizi ısıttı adeta. Teşekkür ederiz. Çok da güzel icra etti Bağdı Sabah. Teşekkür ediyoruz onlara da. Evet. Az önce efendim programımızın başında canlıyı malum bu tür aksaklıklar olabilir. Dolayısıyla hocamla infak konusunu konuşmaya başlamıştık ki sesi size ulaşamamıştı. Şimdi bu mesele de çözüldü. İnfak kavramını açıklayarak ve tabii ki infakla iman arasındaki irtibatı konuşarak başlayalım istiyoruz. Sözü size bırakalım hocam. Buyurun. Teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Rahman ve Rahim olan Rabbimin adıyla başlıyor. Televizyonların başında bizi izleme lütfunda bulunan, radyoların başında bizi dinleyen, uzakta yakında bulunan bütün kardeşlerimizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sizlere de bu güzel programlarınızdan dolayı sizi ve ekibinizi tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Ramazan ayı, rahmet ayı, 11 ayın sultanı. Cennet kapılarının müminler için, iman edip salih amel işleyen ve oruçlarını hakkıyla tutan müminler için sonuna kadar açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı, şeytanların zincire vurulduğu, cehennemin müşteri bulamadığı bu mübarek Ramazan ayında yine nefsi terbiye ayı, ruhumuzu, gönlümüzü günahlardan arındırma ayı ve şeytanı hayatımızdan uzaklaştırma ayı olan bu mübarek Ramazan ayı inşallah hayra vesile olsun, berekete vesile olsun. İnşallah hocam. Hayatımızda yeni başlangıçlara, yeni sayfalar açmaya vesile olsun diye dua ediyorum. Rabbim oruçlarımızı kabul eylesin, ibadetlerimizi makbul eylesin. Tabii bugün konumuz çok önemli. Hakikaten iman ve infak ifade ettiğiniz gibi Mustafa Bey, aslında hayatımıza ait, bireysel ve toplumsal hayatımıza ait her şey imanla bağlantılıdır. Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amenu diye başlayan ayet-i kerimeler var. Allahu Teala ey iman edenler diye başlayarak orada işte namazı emrediyor, oruç tutmamızı istiyor, zekat vermemizi istiyor, birbirimizin hukukuna saygılı olmamızı emrediyor. Hep ya eyyühellezine amenu diye başlayan ayetler benim dikkatimi çeker. Yani imanınızı Rabbinizle yaptığınız iman akdinizi amellerinizle, salih amellerinizle Rabbinizin emrini tutarak, yasaklarından sakınarak ispat edin. Böyle bir mesaj var. Mesela
Hac suresinde hemen aklıma gelen bir ayet-i kerime. Allahu Teala buyuruyor ki Estaizu billah. Ya eyyuhellezine amenu ruk'u vescudu ve'budu rabbekum ve'f'alul hayra leallekum tuflihun. Burada şunu görüyoruz. Ey iman eden kullarım, rükû edin, secde edin. Yani namazlarınızı hakkıyla eda edin. Ve'budu rabbekum. Rabbinize hayatınızın her alanında kulluk edin. İbadet değil, kulluk. Yani kulluk hepsini kapsıyor. Özel anlamda, formel anlamdaki ibadetlerimizle beraber hayata dair yapıp ettiklerimizin hepsi ibadet ve kulluk kapsamında değerlendirir. Ve devamında da vef'alul hayr, hayır işleyin. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Eğer dünya ahiret mutluluğuna erişmek istiyorsanız. Dolayısıyla yine bazı ayet-i kerimelerde hocamızın biraz önce okuduğu Aşr-ı Şerif'te de görüyoruz. Veya işte müminlerin özelliklerinin sayındığı ayetlerde de görüyoruz. Hep namazla beraber zekat, infak birlikte zikrediliyor. Ya eyyuhellezine amenu enfiku min tayyibati ma razaknakum. Ey iman edenler, verdiğimiz rızıklardan infak edin. Yani infak imanın bir yansımasıdır. Yani infak, peki infak nedir? Harcamaktır. Allah için yapılan bütün iyilikleri kapsıyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şuabül iman diye imanın şubeleri olarak ifade ettiği hadis-i şeriflere baktığımız zaman temelinde kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi görüyoruz. Onun gövdesi, dalları, özel anlamdaki ibadetleri, namazı, orucu, haccı, zekatı ifade ettiği gibi imanın şubelerine baktığımız zaman, yansımalarına baktığımız zaman sevgili Peygamberimizin infak anlamında söylüyorum, iyilik anlamında birbirimize karşılaştığımız zaman Allah rızası için selam vermemiz, birbirimize tebessüm etmemiz, birbirimize yani vel kelimetu tayyibetu sadakatun buyuruyor Efendimiz. Güzel söz söylememiz, insanları mutlu edecek, onlara hayatına anlam katacak güzel sözler söylememiz. Yolda yürürken yolunu şaşırmış bir kardeşimize rehberlik etmemiz, doğru adresi söylememiz. Veya insanlara engel olan engelleri yollardan kaldırmamız. Hepsi sadaka, infak adı altında geçiyor. Dolayısıyla imanla infak arasında böyle bir benzerlik var Mustafa Bey. Yani yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mesela bir meyve ağacı örneği veriyor. Kim bir meyve ağacı dikerse, onun meyvesinden insanlar, kuşlar, canlılar yerlerse, kıyamete kadar onun için sadaka oluyor. Bakın, bu meyve ağacı bir örnektir. Yani bugün insanlığın faydasına olarak kuracağımız müesseseler, ilmi müesseseler, efendim sosyal müesseseler, insanların canına, malına, aklına, nesline faydalı olacak, oluşturacağımız müesseseler, onlardan insanlar faydalandıkça biz aynı zamanda infak ve sadaka görevimizi yerine getirmiş olacağız. Tabii infakın farklı boyutlarını işaret ettik. Burada bir de sadaka kavramı var. Mesela biraz önce hocamızın ifade ettiği ayeti kerimede Tevbe suresinin 60. ayeti kerimesinde Allahu Teala innemes sadakatu diye başlayan bil fukara vel mesakin ayet kerime devam ediyor. 8 sınıftan bahsediliyor. Orada sadakalar ki burada sadaka zekat anlamında. Yani dinen zorunlu olarak yapmamız gereken, vermemiz gereken zekat ibadetiyle ilgili kimlere verilir? Burada şunu görüyoruz. Sadakat kavramı hem Allah'a karşı sadakatin, imanımızı ispatlamanın bir gereğidir. Yani imanımızı neyle ispatlıyoruz? Amellerimizle, zekatımızla, hayırlı işlerimizle, namazımızla, orucumuzla. Dolayısıyla buradaki sadaka bazen zorunlu olarak vermemiz gereken zekat ibadetini kapsıyor. Bazen gönüllü yardımları, her türlü hayrı, iyiliği kapsıyor. Onun için Mustafa Bey, imanla infak arasında çok yakın bir bağ var. İmanla namaz arasında nasıl bir bağ varsa, imanla oruç arasında nasıl bir bağ varsa, imanla infak. Yani infak bir iyilik hareketidir. Bir salih amel işleme eylemidir. Rabbimizin bizden istediği de hep mümin olmamızın, iman olmamızın gereği olarak İnfakta bulunmak, salih amellerde bulunmak. Evet. Devam ediyoruz efendim. Şimdi az önce hocamla bıraktığımız yerden devam edelim istiyoruz. Çok fazla açıkçası zekat vermek için hazırlığı bulunan insanların bunu hesaplamada zorluklar çektiğini görüyoruz. Hesaplama için yardım istediklerini görüyoruz ve bu zenginlik ölçüsünün ne olduğunu iyi bir tarifini almak isteriz. İslam'a göre zengin kimdir? Bu nisap miktarının açıklamasını almak isteriz. Ve bir de çokça sorulan sorulardan bir tanesi olduğunu söylüyorlar arkadaşlarımız.
Neden sadece altın ve gümüş? Mesela altından ve gümüşten çok daha kıymetli madenler üzerinde zekat konuşulmaz da sadece ölçü olarak altın ve gümüş vardır diye soruyorlar. Bu güncellenemez mi? Bu nisap miktarı belirlerken güncellenemez mi diye soruyorlar. Zira malum biliyorsunuz belki şu anda hani çok fazla duymadığımız birçok madenin de çok kıymetli kıymeti olduğu malumunuz biliyorsunuz. Elmastır, pırlantadır, platindir gibi. Bu konuda ciddi anlamda bilgiye ihtiyacımız var. Çok fazla sorulan sorulardan bir tanesi çünkü bu. Neler söylemek istersiniz? Önce 7-8 İslam'da, tane sorayım. Önce İslam'da zenginliğin ölçüsü nedir? Hocam Mustafa Bey, İslam'da zenginliğin ölçüsü bir, kişinin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu insanların temel ihtiyaçlarını çıkacak. Ne bunlar? Evi, otomobili, giysileri, yiyeceği. Mesela yıllıksa, geliri yıllıksa bir yıllık ihtiyaçlarını çıkacak. Aylık gelir ise bir aylık ihtiyaçlarını çıkacak. Evi kirada ise kirasını çıkacak. İşte yol parasını çıkacak, sağlık, işte çocukları okula gidiyorsa okul masraflarını. Yani bütün bunları çıkacak. Bunları çıktıktan sonra varsa borcu onları da çıkacak. Diyelim ki ev almış olabilir, otomobil almış olabilir. O borçların da çıkacak. Bunların dışında zenginin ölçüsüne dinde nisap deniyor. Fıkıhta nisap nedir? Şimdi bu mallara göre, ürünlere göre farklı diyor. Para üzerinden gidersek, Peygamber Efendimiz'in zamanında bugünkü anlamda para yoktu. Bugün yani madeni paralar veya kağıt paraların itibari değeri var. Ülkelerin ekonomik durumlarına göre değeri var. Eskiden 1950'li yıllara kadar kağıt paraların karşılığında merkez bankalarında altın olarak saklanırmıştı. Bütün dünyada 1950'den bu yana bu kalktı. Böyle bir şey yok. Peygamberimiz zamanında iki para vardı. Birisi dinar, birisi dirhem. Dinar o günün Bizans parasıydı. Ham maddesi altındı. Dirhem de Sasani İmparatorluğu'nun parasıydı. Ham maddesi gümüştü. Yani Osmanlı döneminde de biliyorsunuz paranın altın ve gümüşü var. Altın gümüşü var. Şimdi dolayısıyla bugünkü anlamda paranın Peygamberimiz zamanında karşılığı olmadığı için İslam alimleri Peygamberimiz zamanında altın ve gümüş aynı zamanda paraya da para olarak için kullanıldığı için bugünkü nakit paraları altınla kıyas ediyorlar. Şimdi altının Peygamber Efendimiz'in beyanına göre zenginlik ölçüsü 80,18 gram. Yani demek bir insanın yemesi, içmesi, giymesi vesaire ihtiyaçlarının ve borçlarının dışında 80,18 gram. 18'i çıkalım. 80 gram altını var ve üzerinden de bir... Bu ne kadar yapıyor satır ne kadar karşısında? Yapıyor? Şimdi 180 liraya yaklaşmış altının gramı. Yani 100 gram olsa 8000 lira. 8 kere 8 64. 6400 daha. Yani 13-14 bin liraya tekabül ediyor. Yani ben şimdi matematiğim ezbere hesap edemedim. Yani 80 ile altının gramı hani günlük de değişebiliyor. 80 gramla altının fiyatını çarpacak. Karşılığında 14 bin lira diyelim. 15 bin lira diyelim. 15 bin lira diyelim. Demek ki bir adamın 15 bin lirası var. Bu ihtiyaç fazlası olacak. يَسْأَلُونَكِ مَا زَا يُنْفِقُونَ Neyi infak edeceklerini soruyorlar sana ey peygamberim. قُلِ الْعَفَّةِ İhtiyaç fazlası. Yani siz önce kendi ihtiyacınızı bakmakla yükümlü olduğunuz insanların ihtiyaçlarını karşılayacaksınız. Artan para var ve üzerinden de bir yıl geçmiş. Hala bu paraya ihtiyaç yoksa, diyelim ki 15 bin liranız var asgari düzeyde. 15 bin lirayı bir yere koydunuz, duruyor. 15 bin lira üzerinden 355 gün geçince hala duruyorsa onun 40'ta birini bir fakire vereceksiniz. Şimdi bu ticaret ölçüsü bu. Zenginlik ölçüsü bu. Yani bunu bir iş adamı, bir fabrikatör olarak düşündüğünüz zaman bu 15 bin lira 15 trilyona da çıkıyor biliyor musun? Tabii doğru. Türkiye'de gerçekten zenginler mallarının 40'ta birini yani ticaretle uğraşanlar, sanayi ürünleri, tekstil ürünleri vesaire zekatlarını verseler Türkiye'de herkes zengin olur. Doğru. Kesinlikle öyle.
Hocam hemen devam edelim ona. Nisap miktarının güncellemesi bir başka şey. Bak nisap şeydi. Miktarının güncellemesi deyince şimdi sığırınkini güncellemeyiz. Güncelleyemeyiz. Çünkü peygamber tespit etmiş onu. Evet. Koyununkini de güncelleyemeyiz. Keçininkini de güncellemeyiz. Deveninkini de güncelleyemeyiz. Toprak mahsullerinkini de güncelleyemeyiz. Çünkü bunlarla ilgili nas dediğimiz sahih hadis-i şerifler var. Peygamberimiz belirlemiş. Şimdi biz altını gümüşe değil, parayı ve ticaret mallarını gümüşe değil de altına göre hesap ediyoruz. Niçin? Birisi kalkıp diyebilir ki, niye gümüşe yapmıyorsun? Gümüşün gramı kaç lira ben bilmiyorum ama çok düşük şu anda. Evet, doğru. Şimdi burada hem zengin insanlar gözetilerek hem fakir insanlar gözetilerek altın daha revaçlı olduğu için altını esas alıyor. Şimdi mesela nisap miktarını altına göre değil de şöyle de yapabiliriz. Yani bu dinen sakıncalı olan bir şey değil. Biz nakit paraları veya ticaret mallarını altına kıyaslama işini yapan kim? Hocalar. Evet. Yani İslam alimleri. Mesela altını, gümüşü, deveyi, koyunu, keçiyi bunların hepsini toplar, bölersiniz. Bir nisap miktarı çıkabilir. Muhlis Bey hatırlayacak. Ben Din İşleri Yüksek Kurulu üyeli yaptım bir zamanda. Böyle bir teşebbüs yapıldı. Ali Bardakoğlu hocamız da Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Yani nisap miktarını güncelleyelim dendi. Mesela denildi ki bütün ürünlerde geçerli olmak üzere bir tek nisap miktarı olsun. Yani adamın şu kadar malı, mülkü, parası, altını, gümüşü vesairesi varsa bu zengin sayılsın ve ona göre zekat versin. Tabii hocalarımız dediler ki Peygamber Efendimiz'in bizatihi tespit ettiği ölçüler var. Mesela işte koyun, keçi, sığır, toprak mahsulleri, devenin, altının, gümüşün bizatihi Peygamberimiz tarafından belirlenmiş. Dolayısıyla bunları değiştiremeyiz. Ama bugünkü nakit paraları veya ticaret mallarını, sanayi ürünlerini altına... Ona bu takılarda dahil mi? Takılarda dahil tabii. Şimdi yani ona altın, geleceğiz. Gümüş dışında. Ha, ona geleceksin. Tabii pardon. Ona geleceğiz. Şimdi altın dediğimiz zaman... Hanefi mezhebinde altının işte ziynet eşyası olması veyahut da bir yatırım amaçlı olması fark etmiyor. Yani ister yüzük olsun, ister külçe altın olsun, ister külçe altın olsun. Hanefi mezhebinde hepsi eğer 80 gramı buluyorsa zekata tabi. Yani hanımefendilerin bilezikleri, kolyeleri, küpeleri, yüzükleri topladığımızda veyahut da bir kenara koyduğu altınları toplandığımızda 80 gram ediyor geçiyorsa. Ve üzerinden de bir yıl geçiyorsa onun zekatını verecek. Karşılığında para verecek. Şimdi daha kıymetli madenler var. Mesela alyans var şimdi, değil mi? Elmas. Elmas var. Pırlanta var. Bunlar aynı altından gerçekten daha kıymetli. Şimdi Şafii mezhebinde kadınların, İmam Şafii Hazretleri diyor ki kadınların ziynet olarak süs olarak taktıkları zekata tabi değildir. Nedir bunlar? Bir tane yüzüğü, bir tane bileziği var. İşte bir tane kolyesi var, küpesi var. Bunlar dahil değildir diyor İmam Şafii. Ama kadının 3-4 tane koluna dizdiği bileziği var. 2 metre efendim altını var. Bir tane yüzüğün taşı. Ona geleceğim hocam. He. Altından bahsediyorum. 3 kilo altın yapıyor mesela. İmam Şafii'nin şeyini söylüyorum. Şafilerde de kadının böyle taktığı ziynetin dışında altını varsa veler ki ziynet diye almış olsa bile diyelim ki 10 tane cumhuriyet altını var mesela veya 10 tane bileziği var. Bunlar zekata tabidir. Tabii. Yani İmam Şafii Hazretleri'ne göre de yani Şafii mezhebine göre de zekata. Şimdi daha kıymetli olanlara gelince şimdi Hanefi mezhebi diyor ki ziynet olarak takılanlar yani bir erkek veya kadın altının, gümüşün dışında alyans vesaire bir ziynet olarak takıyorsa bunlar zekata tabi değildir diyor. Ama Peygamberimizin zamanında bugünkü kıymet İmam Ebu Hanife'nin zamanında bugünkü takılan alyans, işte pırlanta vesaire anlamında bir şey yok. Tabii. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde bir ayet-i kerime var Estağfirullah. Ya yüllezine amenu enfuku min tayyibat ma keseptüm. Kazandıklarınızın iyilerinden, yani burada tayyip iyi, kıymetli, değeri olandır. İnfak edin, yani zekat verin demektir. Enfuku emirleri hem nafile olan
hem farz olan zekatı, infakı ifade eder. Dolayısıyla bunların değeri, yani aklan ve mantıkla düşündüğümüz zaman, siz bir tane yüzüğünüz var, diyelim ki kaç lira diyor, 2000 lira diyor, ona zekata zekat veriyorsunuz. Ama pırlanta takıyorsunuz 20 bin lira diyor. 50 bin, 100 bin. Onların da zekata tabi olması lazım. Ha, evet. Yani Kur'an önemli. Naslarına göre bunların da zekata tabi olması gerekir. Şimdi bu Mustafa Bey. O zaman güncelleme bir dakika. Tümünü toplayarak bunu da dahil ederek ederiyle, doğru mu hocam? Tabii ederi. Ya bu kaç para? Tabii. 50 bin lira tutuyorsa tabii. Atıyorum o yüzüğü. Onu da diğerlerine dahil ederek ederiyle birlikte. Evet. Topyekun hesap altınlı. Edip 40 evet. Tabirini verecek. Şöyle yapacak bak o zaman. Bir aileyi düşünelim. Sizi düşünelim mesela. Ve şurada alyansınız var ya. Onun bir ederi yok hocam. 20 bin lira mesela. Şimdi nakit paralarınız, varsa altınlarınız, işte alyansınız, pırlantanız, ihtiyaç fazlası, ne kadar ürününüz varsa bunların tamamının değerini toplayacaksınız. Kaç lira etti mesela? 50 bin lira etti. 40 bin lira etti. 1000 lirasını zekat olarak vereceksiniz. Burada bir beyefendilerin şimdi saat merakı çok fazla var. Saatleri mesela. Onlar da yine takı olarak geçebiliyor. Sadece hanımefendilerin takılarından bahsetmiyoruz değil mi hocam? Tabii. Şimdi ama saat şu. Saat havacı asliyedir. Yani bir tane değil ki ama. 4 tane saati var. Bir saati bilmem kaç tamam. Para mesela. Bir tanesi hariç diğerlerinin şeyini verecek. Çünkü tabii o bir tanesini en pahalısını takıp da diğerini demeyin. Çok ince bir hassas terazi aslında. Ya Allah'ı aslında kandıramayız. Kimse hocam. Aynen bunu söyleyecek. Allah'ı kandıramayız. Kimse uyanık olmaya, uyanık tabii. Şey bak, yapmaya çalışmasın. Bir adamın durum evde belli. 5 tane halısı var. 2 tanesini serdi, 3'ü fazladan. Onlar da zekata tabi. Çok güzel. İhtiyaç fazlası çünkü. Harika. Bu örnekler çok önemli hocam. Evet. Daha akla yatkın oluyor açıkçası. Şu anda elimizde var olan imkanlarımız da örnek deyince siz daha da aydınlanıyor. Dolayısıyla Allah razı olsun nasipleniyoruz. Sevgili Fatih Koca ve Bağdı Sabah efendim ikinci eser olarak bize ne hazırladınız? İkinci eserimiz çok değerli büyük bir üstadın. Şu anda da biraz rahatsız. Allah acil şifalar ihsan etsin. Derviş Kanuni Cüneyt Kosal hocamızın Hicaz bir eseri, güftesi Seferdar Hazretlerinin bir eseri. Hakkın emrini tutalım, yasaklardan kaçalım. Rabbin lütfun bulalım, gel zikredelim Hak. Haydi Bismillah. Hakkın emrini tutalım.
Güzel ilahiler bunlar. Yüreğimizi coşturuyor. Harikasın, şahanesin. Şu iftar saatinin müstesna anlarında biraz da böyle üzerimizi bir böyle mahmur bir şey çöküyor hocam. Şu ilahi bir söyleyince, Bağdat Sabah'a bir yürüyünce, Fatih Hoca seslenince işler değişiyor. Harikasınız, şahanesiniz. Şu anda bizi dinleyen ve izleyen kardeşlerimiz coşmuş durumdalar. Onlar adına da şükranlarımızı iletelim. Çünkü onlar da şu anda halinden oldukça memnun bu ilahi dinledikten sonra. Evet, devam ediyoruz efendim. Zekatı konuşuyoruz, sadakayı konuşuyoruz ve infakı konuşuyoruz. Ve çok kıymetli Hulusi Akar hocamla devam edeceğiz. Hocam, zekatın, sadakanın, infakın, vermenin tabii ki birçok yönüyle hem sosyolojik anlamda hem bireysel olarak insanın psikolojisi itibariyle veren el olmanın tadı, lezzeti bambaşka bir şey. Evet. Cenab-ı Hak bize çok versin de biz verici olalım, veren olalım diye dualar vardır Anadolu'da biliyorsunuz. Birinden almak, daha çok bulmak değil de Allah'ın vermesiyle daha çok veren olmak istenilen ve arzu edilen bir şeydir her zaman. Çünkü onun hazzı, lezzeti başkadır. Evet. Çünkü verdiğiniz zaman karşıda bırakmış olduğunuz etki, lezzet bambaşka bir şey. Sonra işin bir de tabii vermiş olduğunuz kişideki mutluluktan dolayı sizin mutlu olmanızın dışında vicdanen de bir rahatlama oluşmaya başlıyor. Verdiğiniz zaman vicdanen bir rahatlama ve kalan malınızla alakalı artık onun temizliği gerçekleşmiş hissiyatının bir açıkçası vicdani rahatlığı oluşuyor. Hani kelime itibariyle de temizleyendir deyince dolayısıyla temizlenmiş hissiyatı oluşuyor. Ve bize tabii ki bu bir kazanım meydana getirmiş oluyor. Manevi birçok kazanımı var. Bu manevi kazanımları nelerdir bilmek ve öğrenmek isteriz. Mustafa Bey, tabi biraz önce de işaret ettik. İbadetler sırf Allah emrettiği için yapılır. Allah rızası için yapılır. Kulluğumuzun gereği olarak, yani Rabbimizle iman akdi yapmış oluyoruz. Hani ya yuhellezine aminu evfu bil ukud, Maide suresinin ilk ayeti, ey iman edenler akitlerinize, ahitlerinize bağlı kalın. Evet. Bu hem Allah'la yapılan iman akdini ifade eder, hem birbirimize yaptığımız akitleri ifade eder. Dolayısıyla her şeyden önce namaz, oruç, hac, zekat, kurban, bütün bunlar Allah emrettiği için, Allah rızası için yapılır. Ama bununla beraber Yüce Rabbimiz bize ibadetlerin bireysel ve toplumsal hayatımıza, dünyamıza, ahiretimize kazanımlarından, hikmetlerinden, hedeflerinden de bahsediyor. Onun için yani öncelikle bir Allah'a kul olmanın gereği olarak infak yapılır. Hocam da ifade etti. Ben de üzerinde durmuştum. İnfak kavramı çok geniş. Hakikaten hem zorunlu olan zekatı,
hem gönüllü olarak sadakayı, hayır hasenatı, hem her türlü iyiliği kapsayan bir kavram. Burada mesela bir nimetin şükrünü eda etmek için kişi, ki mali ibadetlerin şükrü nedir? Zekatını ödemektir. Allah-u Teala bir ayetinde buyuruyor ki لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَد۪يدٍ Eğer verdiğim nimetlere şükrederseniz o nimetleri artırırım, bereketlendiririm, korurum. Ama nankörlük eder de o nimetin kıymetini bilmezseniz, o nimetin sahibini unutursanız, onun istediği gibi o nimeti değerlendirmezseniz o nimeti elinizden alırım. Dolayısıyla zekatını veren, ki zekatın da ötesinde sadaka veren, hayır yapan, iyilik yapan, sadece zekatla da yetinmeyip şu mübarek Ramazan ayını vesile edilerek garibe, gurabaya, yetime, öksüze, mülteciye gönüllü olarak yardım elini açan kardeşlerimiz ne yapmış olurlar? Nimetin şükrünü eda etmiş olurlar. Tabii bunu yaparken de o nimeti veren adına hareket ettiklerini unutmamaları gerekir. Yani şımarmamak, ki verme ahlakı belki zaman kalırsa onun üzerinde dururuz. Yine bir ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ Yerlerde göklerde ne varsa canlı cansız hepsini sizin hizmetinize verdim. Buna teskir kanunu diyoruz. Madem ki Rabbimiz bize ihsan etti, ikram etti, o nimetin şükrüne eda etmek durumundayız. Hiç kimse sahip olduğu nimetten dolayı şımaramaz. Allah-u Teala şımaranları sevmez. Şımarmış milletler geçmişte helak olmuşlardır. Evet, biz çalışacağız, helalinden kazanacağız. Emeksiz kazanç olmaz. Helal ve meşru yollardan nimetleri elde edeceğiz. Ama bileceğiz ki Rabbimiz ihsan ve ikram etmeseydi biz onu kazanamazdık. Yani toprağa attığımız tohum Rabbimizin eğer ihsanı ikramı olmasaydı o nimetler nasıl bizim soframıza kadar gelecek? Dolayısıyla tarladan tabağa kadar önümüze gelen bütün nimetler de sadece bizim emeğimiz değil. Rabbimizin ihsanı var, ikramı var, güneş enerjisi var, su var, toprağın katkısı var. İnsanların o nimeti soframıza kadar ulaştıran insanların katkıları var Mustafa Bey. Onun için zekatını veren bir insan, zekatın da ötesinde gönüllü, hayırlı hizmetlerde bulunan insanlar nimetin şükrünü eda etmiş olurlar. Bir diğer konu cimrilik. Cimrilik problemi gerçekten çok önemli bir problem. Cimriler her şey kendilerinin olsun, ki narsistlikle bunun da yine bağlantısı var. Yani sahip olduğu her şeyi kendisinde tutup başkalarıyla paylaşmayan, ki cimriler Allah'ın sevmediği insanlardır. Cömertler Allah'ın sevdiği insanlardır. Ben burada şunu da ifade etmek istiyorum. Hakikaten zekatın fıkhı çok önemli. Hocam çok önemli bilgiler paylaştılar. Ama zekatın fıkhını yerine getirmek için bilince sahip olmamız lazım. Bu konuştuklarımız bu açıdan önemli diye düşünüyorum. Yani bizde o ruh yoksa, o bilinç yoksa, gönüllü olarak Rabbimizin verdiği, ihsan ettiği o nimetleri paylaşma bilinci, ahlakı, farkındalığı oluşmamışsa biz o zekatı zaten vermeyiz, ki bu konu çok önemli. Onun için cömert olmamız gerekiyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde buyuruyor ki Allah cömerttir, cömertleri sever. Cömertler Allah'a yakındır, peygambere yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimriler ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, peygamberden uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Onun için zekatını veren, zekatın da öte, ben bunun altını çiziyorum, sadece zekatla da yetinmeyelim şu mübarek evet. Ramazan günlerinde. Hocam da ifade ettiler, Efendimizin bir hadislerinde Arefe günü, Ramazan'dan bir gün önce Efendimiz bir hutbe okuyorlar, buyuruyorlar ki Ramazan rahmet ayıdır, mağfiret ayıdır, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesi vardır, eşitlik ayıdır. Kim Ramazan'da Allah rızası için bir farzı eda ederse Ramazan'ın dışında 70 farzı eda etmiş gibi olur. Kim Ramazan'da Allah rızası için zekatın da dışında gönüllü olarak bir hayır yaparsa Ramazan'ın dışında tam bir farz ibadeti eda etmiş gibi olur. Onun için bu yönüyle, yani demek ki zekatı veren kişi nimetin şükrünü ödemiş olur. Cimrilik hastalığından kurtulmuş olur. Cömertlik erdemine kavuşmuş olur. Nimetin sahibini unutmamış olur. Bir diğer konu da günahların affına vesile olur Mustafa Bey.
Bir hadiste, bir ayet-i kerimede Allahu Teala buyuruyor ki: "Leyne kamtumus salate ve ateytumuz zekate ve azertumuhum ve akrattumullaha kardan hasenel le ekeffiren ankum seyyiatikum ve le yudkhilennakum cennatin tecri min tahtil enharu halidina fiha." Bu ayet-i kerimede çok önemli müjdeler var. Allahu Teala buyuruyor ki: "Hakkıyla namazı kılarsanız, zekatı verirseniz, peygamberleri destekler, peygamberin yolundan giderseniz ve birbirinize bakın." Burada da yine bir infak geliyor. Ve akrattumullaha kardan hasene. Karşılıksız olarak, faizde değil, Allah rızası için bir menfaat beklemeden bir Müslüman kardeşinize güzel bir borç verirseniz, karz-ı hasende bulunursanız, sizin günahlarınızı affederim, hatalarınızı, kusurlarınızı bağışlarım ve sizi cennete koyarım. Demek ki aynı zamanda zekat ve infak, sadaka, her türlü hayırlı hizmetler günahlarımızın affına, Rabbimizin sevgisini kazanmamıza da vesile olur. Ve Efendimiz bir hadislerinde de şöyle buyuruyorlar: İki tane melek her sabah iner diyor. Özel görevli melekler dua ederler ki zekat veren, hayır yapan, iyilik yapan insanlar dua alırlar. Kimin duasını alırlar? Meleklerin duasını alırlar. Melekler şöyle derler: "Ya Rabbi, Allah rızası için iyilik yapan, sahip olduğu, helalinden kazandığı nimetleri başkalarına da ihsan ve ikramda bulunana ya Rabbi sen onu artır." Yani nimeti vereni artır. Kim de cimrilik ederse o nimeti de elinden al derler. Onun için zekat veren kardeşimiz bilmeli ki, ki zekat zaten zorunlu olarak imanımızın gereği olarak vermemiz gereken, ama zekatın da ötesinde hayırlı hizmetlerde, işlerde bulunan, cömertlik yapanlar bilmeli ki her sabah meleklerin duasına muhatap olurlar. Ki bir ayeti kerimesinde de Allahu Teala buyuruyor: "Estaizu billah. Hud min emvalihim sadakaten tudahhiruhum ve tusallihim ve tuzekkihim." Yani hud min emvalihim sadakaten tudahhiruhum. Yani onlardan diyor mallarını al ki onları temizleyesin. Ondan sonra da ve salli aleyhim ayetin devamında onlara dua et. İnne salateke sekenullehum. Yani senin duan zekat veren, hayır yapan, iyilik yapan insanlar için Habibim senin yaptığın dua insanlara, huzura vesile olur. Dolayısıyla zekatını veren kardeşimiz aynı zamanda Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın da duasına muhatap olur. E tabi Allah razıysa, Allah zekat veren, iyilik yapan insanlara günahlarını affediyorsa, cennetine koymayı vaat ediyorsa, melekler her sabah zekat veren, cömertlik yapan, iyilik yapan Müslümanlara dua ediyorsa, elbette siz zekat verdiğiniz, gönüllü olarak iyilik yaptığınız, gönlünü kazandığınız mazlumların, mağdurların, garibanların da duasını alırsınız. Dolayısıyla zekat ibadetinin, tabii bunlarla da sınırlı değil ama vakti daha fazla almama evet, adına söylüyorum. Gerçekten burada zekat Allah emrettiği için verilir ama Allah emrettiği için verilen zekatın dünyamıza, ahiretimize de çok önemli katkıları var. Bu bilinçle gönüllü olarak zekatlarımızı verip sadakalarımızı verirsek ve kimin neye ihtiyacı varsa, hangi kardeşimizin neye ihtiyacı varsa o anlamda ona iyilik yaparsak inşallah Rabbimizin rızasını kazanan sevgili kullarından i̇nşallah, oluruz diyorum. İnşallah öyle oluruz. Bugünlerde bu fırsat bilen, vermek için fırsat bilen, bu müstesna günleri inşallah olan kullarından oluruz. Bayrama eriştiğimiz ana kadar ki geçen bu süreçte. Ve bayram ederiz, çifte bayram ederiz inşallah. Hocam, şimdi veren elin yaşamış olduğu hazzı konuştuk. Kazanmış olduğu manevi kazanımları konuştuk. Vicdanen rahatlaması, veren kişinin, verdiği kişinin yüzünde oluşturduğu tebessümü, çok zaman hayatında oluşturduğu değişikliği gördüğünde yaşamış olduğu mutluluğu konuştuk. Çok güzel ve özel bir duygu. Allah herkese verebilmeyi nasip etsin. Bu hazzı, bu tadı almak başka bir tat, başka bir haz. Ve hocam konuya girmişken cimriliği de konuştu. Bu da çok mühimdi. Bu konuyla beraber tabii ki verme eylemini gerçekleştirecek olan insan fıtratında, insan özelliklerinde verebilme bir cömertlik ifadesi, cimrilikte verememenin, bir türlü onu kıyıp da bir başkasına hediye edememenin, onun için harcayamamanın ifadesi cimrilik, bunu da konuştuk. Tabii konuşulması gereken mühim meselelerden bir tanesi de bu verme eyleminin muhatabı olan
alan kişinin, zekatı alan, sadakayı alan, yardımı alan kişinin üzerindeki etkilerindedir almış olduklarıyla beraber. Bunu da konuşmakta fayda var. Alan el üzerinden biraz da devam edelim istiyoruz muhabbetimize. Neler söylersiniz? Şimdi tabii zekat zenginle fakir arasında bir köprüyü sağlar. Sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı sağlar. Toplumdaki fakirlik problemine belli ölçüde çözüm getirir. Muhlis Hocam belki bir sonraki konuşmasında değinir ama ben şimdi değinmek istiyorum. Zenginin malında fakirin hakkı var. وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِسَّائِلْ وَالْمَحْرُونَ Zenginlerin malında fakirin hakkı vardır. Şimdi benim ihtiyaç fazlasıyla 40 bin liram varsa bunun 1000 lirası benim değil. Fakirindir. Ben zekatı verdiğim zaman fakir kendi hakkını almış olur. Yani malı mülkü veren Allah değil mi? Yani siz ne kadar zengin olursanız olun, trilyonlarınız bile olsa netice itibariyle o malı mülkü veren Allah'tır. Diyor ki adam, ya ben çalıştım, aklımı kullandım, gecemi gündüzüme kattım. Doğru da aklı sana kim verdi? Çalışma gücünü kim verdi? Efendim yağmur yağmasaydı, şu güneş, ısı ve ışık veren güneş olmasaydı, toprak ürün yetiştirmeseydi ne yapacaktınız ki? Yani çok siz güzel. Nasıl ürün elde edecektiniz? Dolayısıyla Allah bize veriyor. Biz de Allah'ın kullarına vereceğiz. Dolayısıyla bizim zekat olarak Allah'ın kullarına verdiğimiz mal aslında zekat fakirin kendi hakkıdır. Mal onun aslında. Mal onun aslında. Biz emaneti ona teslim ediyoruz. Tabi burada Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman özellikle Bakara suresinde şimdi fakire zekat verirken al kardeşim bu şu kadar para benim zekatımdır demeye gerek yok. Demeyecek. Efendim zekat gizli de verilebilir, açıktan da verilebilir. Burada önemli olan zekatı alan kimsenin onuruna, haysiyetine efendim zarar vermemek. Onu incitmemek, onu rencide etmemektir. Bakara suresinde Ya eyyühellezine amenu la tubtulu sadakatukum bil menni vel eza. Ey müminler, sadakalarınızı, zekatlarınızı başa kalkmak ve eziyet etmek suretiyle boşa çıkarmayın diyor. Yani bir üstündeki ayet-i kerimede de güzel bir söz söylemek, varsa kusurunu bağışlamak, peşinden eziyet gelen sadakadan, infaktan, zekattan daha hayırlıdır diyor. Şimdi siz adama zekat veriyorsunuz, yardım ediyorsunuz, ondan sonra işte ben sana yardım etmedim mi, nankör adam vesaire deyip adamı rencide edeceksek o zaman bunun Allah katında hiçbir kıymeti, harbiyesi, değeri olmaz, boşa gitmiş olur. Dolayısıyla biz zekatı verirken niyet ederiz. Allah bizim niyetimizi bilir. Niyet zihinde olup biten bir şeydir. Siz adamın hesabına yatırabilirsiniz, elden gönderebilirsiniz. Bu benim zekatımdır demenize kesinlikle gerek yok. Aslında yani bankada hesabı varsa yani havale etmek suretiyle veya bankada hiç adına yatırmak suretiyle tabii hiç tabii. Yani bu zekatı bana kim verdi bilmeden eskiden sadaka taşları varmıştı. Bir şey merak ediyorum hocam. Ha, o sadaka taşını söyleyin ondan sonra. İşte sadaka taşında mesela zekatını, sadakasını, infakını, fitresini vesairesini oraya koyuyor ki veren de belli olmasın, alan da belli olmasın. Yani burada alanın onurunun kırılmamasıdır. Yani fakir de Allah'ın kulu, zengin de Allah'ın kulu. وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ Biz Ademoğlu'nu çok mükerrem, üstün, şerefli, değerli, itibarlı kıldık. Bu zengin için de böyle, fakir için de böyle. Bir şey merak ediyorum hocam. Şimdi zekat verilmesi hak olan, verilebilecek olan kişiye bu zekatı verdikten sonra ki bazen nakit olarak veriliyor, bazen mal olarak verilebiliyor. Evet. Ya da infak edildiğinde ya da sadaka olarak verildiğinde alan kişinin bunun tasarrufu artık gündeme giriyor. Yani siz atıyorum 1000 lira verdiniz ve bu alan kişi bunu tasarruf etmeye başlayacak. Onun tasarrufunda olan bir para, özür dilerim, tasarruf etme değil, onun tasarrufuna geçmiş bir mal artık bu ve bunun nerelere nasıl harcayacağı konusu
onun hayatında onun imtihanı olmaya başlayacak. Doğru. Yani veren kurtuldu 1000 liradan. Hanesine artı yazdırdı. Beyaz bir taş daha attı evisine. Alanın imtihanı başlıyor mu alınca? Yani onun harcama yöntemi, nereye harcadığı, ne aldığı. Keza şu anda mesela vakıflar, dernekler, diyanet, devlet ve müminler, zengin kardeşlerimiz öğrencilere burs veriyor mesela. Özellikle gariban öğrencilere çok daha fazla burs veriliyor ve vermiş olduğu bursları bu öğrenciler nerede harcadığı konusu mühim midir? Yani bu verilen mal olduğu için tabii ki emaneten tutulan bir şey olduğunu söylediniz ama diğerinden daha farklı bir şeyi var mıdır? Hassasiyeti var mıdır o malın kazandığı diğer maldan? Anladım. Şimdi İslam dinine göre mal edinme yöntemleri var. Evet. Evet, siz çalışıyorsunuz. Çalışmadığın karşılığında maaş alıyorsunuz. Veya babanızdan miras kalıyor. Çalıştığınız zaman işte ay sonunda maaşınızı alınca para sizin oluyor. Sizin mülkiyetinize geçiyor. Babanız öldü, malı size kaldı, mülkiyetinize geçiyor. Veya birisi size hibe etti, çıkarttı, bağış olarak verdi 5000 lira, mal sizin oluyor. Veya zekat verdi, sadaka evet. verdi, adamın eline geçtiği an mal onun oluyor. Onun. Şimdi alan kişi veya veren kişi sahip olduğu malı istediği gibi harcayabilir mi? Harcayamaz. Ne demek istiyorum? Kazanırken de helal yönden kazanmak, meşru yönden kazanmak. Ve helalinden vermek. Helalinden vermek tabii. Zaten haram malların zekatı olmaz. Zekatı olmaz. Bu önemli. Yani adam faiz geliri varsa faizin zekatı olmaz. Çaldıysa, gasp ettiyse, kandırıp kazandıysa yani haram yoldan elde edilen malın zekatı olmaz zaten. Verirseniz de sevap olmaz, ibadet olmaz. Evet. Şimdi zengin de yani zekat veren kişi de fakir de harcarken haram alanı harcayamaz. Derim ki ben zekat aldım. Bunu gidip kumarda harcayabilir miyim? Harcayamam. Efendim içkiye harcayabilir miyim? Harcayamam. Veya başka haram alanlara harcayabilir miyim? Harcayamam. Yani çok önemli. Zekatı alan kişi zekatı aldığı an mal onun olmuştur. Yani başka maaş şöyle düşünün. Asgari ücretli çalışan ve kirada oturan bir Müslüman kardeşimiz var. İşte 2-3 tane de çocuğu var. Aldığı yetmiyor. Biz zekat verdik. 2000 lira, 1500 lira asgari ücret maaş aldı. Ben de 500 lira verdim diyelim. Adamın 2000 lirası var. Yani bu 500 lira benim zekat olarak veya sadaka olarak, infak olarak verdiğim 500 lira bizatihi kendisi çalışarak kazandığı parayla aynı değerdedir. Yani artık mal onun olmuştur. Onu helal alanda harcayacak, haram alanda harcamaz. Biraz daha hassasiyet göstermesi gerekir tabii. Ya şöyle diyemeyiz. Ben sizin dediğinizi anlıyorum. Ya şimdi 2000 lira var ya 1500 lirası maaş aldı. 500 lira da zekat geldi. Ya şu 1500 lirayı işte haram alanlara harcasak da olur ama şunu harcamayız. Böyle bir şey yok. Şimdi ben İkisini bunu niye de ısrar ediyorum biliyor musunuz? Gençlere özellikle söylemek istiyorum. Burs alan kardeşlerime. Onlar benim ne demek istediğimi anlıyorlar bu bursla. Dolayısıyla onlara dikkat edin demek istiyorum. Yani bu şöyle kendi kazandığını da dikkat edecek. İsraf edemez. Ama müminlerin verme niyeti şu. Emanet olduğu aşikar. Dediniz ki mal senin ama değil o, kardeşim. Bu emanet benim hakkıdır. Elimde. Ona verince bitti. Onu, onun tamam. oldu. Lakin sen de bunu harcarken kendi tasarrufuna geçtiği zaman diyoruz. Bunu müminler senin asli ihtiyaçlarını karşılamak için darda zorda kalmaman için veriyorlar ya diyorum şimdi o. Şimdi ben çocuklara. Şöyle bak. Ben buna bir dikkat edin diyorum ya. Ben sizin şöyle sormanızı da bekliyordum. Şimdi bir fakir var. Ben ona zekat verdiğim zaman gidip içki alacak. Evet. Nakit para vereyim mi yoksa başka bir yöntem mi kullanayım? Mesela ben böyle bir kimseye nakit verilmesinden yana değilim. Evet. O zaman onun yerine yani eline nakit para verme yerine evine ihtiyacı. Mesela diyelim ki ne yapabilirsiniz? Diyelim işte 10 kilo, 3 kilo şeker, gıda maddeleri alabilirsiniz veya giysi alabilirsiniz. Tabii. Veya borcu varsa onu verebilirsiniz. Yani sizin nakit verdiğinde verdiğinizde onu biliyorsanız ki adam gidip kumara harcayacak, çocuklarını harcamayacak veya içkiyi haram alacak. Yoldan. Ona o fırsatı vermezsiniz. Bak bir şey daha söyleyeyim sonra şeye geç. Çok güzel. Şimdi derneklere, vakıflara, Türkiye Diyanet Vakfı da var.
zekat verilir mi? Bize vekaleten, ben diyorum ki, diyelim ki siz vakıf başkanısınız veya yetkilisiniz. Ben size 5000 lira veriyorum, bunu fakirlere vereceksiniz. Eğer siz fakirlere vermezseniz... Zekat olarak demem gerekiyor tabii. Tabii. Zekat fonundan, bu benim zekatımdır. Bir vakfı veya derneği. 5000 lira verdim. Efendim sizin başka bir ihtiyacınız var. Mesela binayı tamir ettireceksiniz. Yapamaz. Veya bir otomobil alacaksınız. Alabilir misiniz? Hayır, alamazsanız. Alırsanız emanete hainlik etmiş olursunuz. Evet. Büyük günah işlemiş olursunuz. Veren kişinin mesuliyeti var mı? Veren kişinin de mesuliyeti var. Yani A ama vakfı, öyle dedi, böyle oldu. A vakfı var, B derneği var. Ben onu bir incelemem lazım. Benim verdiğim paraları bu adamlar nasıl adamlar? Doğru yolda kullanacak. Efendim ben zekat diye verdim de başka alanlara mı harcıyor? Bunu biliyorsak sizin de vebaliniz var. Bile bile lades diyorsunuz yani. Bilmediği takdirde yok tabii. Bilmediği ama. Takdirde yani iyi niyetli de verdi. Adam onu başka yere harcadıysa vebale girer, verenin şeyi olmaz. Peki. Sorumlu olmaz. Devam edeceğiz. Bey, ben burada hocama bir katkı anlamında yani biz zekatı kimlere vereceğimizi çok iyi tespit edeceğiz. Hani 8 sınıftan biri diyor ya Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala. Dolayısıyla yani kişinin harcaması o bizi ilgilendirmez. O harcama ahlakıyla, tüketim ahlakıyla ilgili bir problem ama hocamın da dikkat çektiği şu şey önemli. Allah-u Teala sefihlere yani verdiğiniz parayı kullanmasını bilmeyenlere mallarınızı emanet etmeyin, teslim etmeyin. Dolayısıyla hakikaten burada bir duyarlılık göstermek gerekiyor. Adam kötü alışkanlığı var. Parasını evin adamı, reisi diyelim, ev sahibi başka yerlerde kullanıyorsa ama çoluk çocuğu da temel ihtiyaçlarından mahrumsa onlara vermeyin diyor. Gıda, giyim, yiyecek gibi. Evet, vermeyin değil, nakit vermeyin. Nakit verin. Bir de tabii vakıflar, dernekler burada da net. Eğer onlar kendi bünyelerinde bir zekat fonu oluşturmuş da sizden aldıkları o emaneti gerçekten muhtaç olan insanlara veriyorlarsa verilebilir. Ama burada da çok önemli yani zekatların israf edilmemesi, emanetin yerine ulaştırılması burada duyarlılık göstermek gerekiyor. Ya şimdi sadece vermeyi başarmak başka bir mesele. Hı hı. Verme eylemini gerçekleştirmek. Bir de verirken doğru kişiye vermek tabii en önemli. Az vermeye karar vermek kadar çok önemli. Yani milletin toplanan, milletten gönüllü olarak yapılan bu yardımların, bağışların ve özel olarak zekatların emin ellere verilmesi, emin kuruluşlara verilmesi, onların da o emanete hıyanet verenin etmemesi. Verenin mesuliyeti o işte. O. Bu çok önemli. Bir de doğru. Denetim kontrol evet. Önemli. Yani yakın zamanda yaşadığımız zekat paraların nerelerde kullanıldığı, evet, kötü evet. Amaçla kullanıldığı bunlara da fırsat vermemek gerekiyor. Çok güzel. Evet. Devam edeceğiz efendim. Ve sevgili Fatih Koca şimdi acaba hangi güzellikle gönüllerimizi şenlendirecek? Çok güzel bir eserle sizlerle beraber olacağız. Güftesi Yunus Emre'nin bestesi anonim bir eser. Siz de seveceksiniz. Haydi bismillah. İlk defa okuyacaksın. Haydi. Allahümme yası gark oldu cümle ası dört kitabın manası la ilahe illallah kitaplarda yazılıyor.
Natural fade out yaptı yine, harika. Çok seviyorum ya bunu. Yani o kadar güzel bir bitiş oluyor ki. Sazlar yavaş yavaş çekiliyor kendi haline, kendi kabuğuna. Fatih Koca mikrofondan çok güzel. Harikasınız. Bu çok güzel bir ilahiymiş. Evet. Gerçekten çok bunu güzel. Ben ilk defa duydum. Ben bazen eserleri seçerken diyorum ki ya Hakan abi ne diyecek acaba diye. Ama biliyorum artık Hakan Aykut'un seçeceği. Abi bu diyorum gerçekten güzelmiş. Çok diye. Güzel ya. Bayıldım. Artık senin de seveceğin eserleri yavaş yavaş tahmin etmeye başladım. Evet. Ara sıra bizim sevdiklerimizden. 4 yıl oldu. 4 evet, yıl oldu. Evet, alıştık herhalde. Peki sağ ol. Efendim devam ediyoruz Profesör Doktor İsmail Karagöz hocamla ve Doktor Muhlis Akar hocamla. Zekatı konuşuyoruz, sadakayı konuşuyoruz, fitreyi konuşacağız. Vermeyi konuşuyoruz, infak konuşuyoruz. Allah yolunda infak etmeyi konuşuyoruz. Ve kalmış olduğumuz yerden de devam edeceğiz. Şimdi az önce hocam kısmen değindi. Alan üzerindeki etkisi, zekatı verileni, alan üzerindeki etkisini konuştuk. Vermenin nazikliğinden, nezaketinden bahsettik. Bu en mühim meselelerimizden bir tanesi. Hocam bir öneride bulundu. Verirken görmezseniz iyi olur. Hatta varsa banka hesabına at verin gitsin gibi. Dolayısıyla vermenin ahlakı çok mühim mesele. Onu heba edecek kibirlerimiz ve verirken böyle bir böbürlenmemiz, verirken bir övünmemiz milletçi biraz var. Verdiklerimizi anlatmayı da sever hallerimiz de maalesef olmasa güzel ama var. Dolayısıyla onu biraz konuşalım istiyoruz. Adabını, uslubunu konuşalım istiyoruz hocam. Alırken de alanın uslubu, adabı nedir? Her ikisinden de bahsederek devam edelim inşallah. Buyurun. Şimdi Mustafa Bey, hocam da işaret ettiler. Öncelikle helal kazançtan vermek. Yani zekatın hikmet ve hedefleri bağlamında düşünürsek. Birinci kuralı bu. Bu çok önemli. Bunun faydası şu. Bir kere vereceğimiz zekatın evet niyet temlik olacak ama bir de vereceğimizin helal ve meşru yollardan elde edilmiş olması lazım. Eğer kul hakkı varsa, kamu hakkı varsa, yetim hakkı varsa onlar bize ait değil ki biz onu başkasına verelim. Bunun altını çiziyorum, bu çok önemli. Onlar hak sahiplerine iade edilmesi gerekir. Onun için malum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis var. Buyuruyorlar ki haram yollardan servet edinenlere özenmeyin. Onlar zekat verseler, sadaka verseler Allah katında kabul olmaz. Onlar kendi yanında tutsalar hayrını görmezler. Dolayısıyla kazancımız helal olacak. Zaten helal olmazsa duamız kabul değil. Yediği haram, ibadetimiz haram, de kabul ibadetimiz değil. Kabul değil. Zekatımız hiç kabul değil. Bunun altını çiziyoruz. Tabii açıktan vermek veya gizli vermek. Bir ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. İn tumdu sadakati feni'immahi ve in tuhfuha ve tuhfuha fehuve hayrul lekum ve yukeffiru ankum seyyiatikum. Ayet-i kerime devam ediyor. Eğer siz sadakalarınızı açıktan verirseniz bu da hayırdır. Ama gizli verirseniz o günahlarınızın bağışlanmasına da vesile olur. Dolayısıyla burada bu çok tartışılmıştır. Zekat zorunlu bir ibadet olduğu için eğer bir insan riyaya kaçmayacaksa, verenin onurunu, şerefini incitmeyecekse o zaman açıktan vermesinin şu faydası olabilir, başkalarına da örnek olur. Yani zekat ibadetinin de toplumda yaygınlaşmasına vesile olur. Ama ideal olanı ki arşın gölgesinde gölgelenecek 7 sınıf insandan birisinin de sağ elinin verdiğini, sol elinin gizlediği insan olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ifade buyuruyor. Veren, verme ahlakı bağlamında verenin onurunu incitmemek ki ayeti kerimede وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِسَّائِلْ وَالْمَحْرُومِ yani varlıklı insanların malında, servetinde fakirin, fukaranın hakkı olduğunu Allah-u Teala ifade buyuruyor. Buradan şu mesaj da çıkıyor. Yani siz verirken gururlanmayın, kibirlenmeyin. Çünkü zaten Allah-u Teala size ihsan ettiği o nimette fakirin hakkını koydu. Siz fakirin hakkını vermiş oluyorsunuz. Eskiden insanlar bu konuda çok duyarlı davranırlarmış, gizli verirlermiş. Hatta bizzat teslim etme durumunda olan kişi de, zengin de, fakirin elini kendi elinin üstüne koyar. Onun arasına işte parayı korup zekat olarak verirlermiş. Çok İşte sadaka taşlarından bahsedildi. Bakkallarda böyle defterler olurmuş, veresiye defterleri. Varlıklı insanlar, ecdadımız bu duyarlılığı gösterirmiş. Gidip ya da kapıların önüne gizlice bırakılıp gizlice bırakılan gıda paketleri. O veresiye defterlerine de gidip fakirin borcunu ödermiş, zekatına sayarmış. Bu arada bir şey aklıma geldi. Hazreti Ali'nin torunu İmam Zeynel Abidin
Hazretleri Allah rahmet eylesin. O gece sabahlara kadar sırtında fakire fukaraya erzak taşırmış. Kapılarına bırakırmış. Ama fakirler sabah kalktığı zaman onları görür alırmış. Kimin verdiğini bilmezlermiş. Bir sabah kalktıkları zaman erzakın olmadığını, gıda paketlerinin olmadığını görmüşler. Allah Allah bugün niye gelmedi diye tabii böyle düşünmüşler. Bir müddet sonra sabahleyin İmam Zeynel Abidin Hazretleri'nin öldüğünü, vefat ettiğini ve arkasında da sırtı yara olmuş o gıda paketlerini taşırken orada anlaşılmış ki gece boyunca bu hizmeti yapan şey buymuş. Tabii bir de zekat alan üzerinde şunu da düşünmek lazım. Zekat hiçbir zaman insanları tembelliğe itmez. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ya, veren al el elandan daha çok hayır işleme potansiyeline sahiptir. Burada şu var, hayırın diyor. Yani daha çok, çünkü verdiğiniz zaman sizin sevabınız katlanıyor, duaya muhatap oluyorsunuz, Allah rızkınızı, kazancınızı bereketlendiriyor. Dolayısıyla zekatın için verdiğini, veren zekatın için verdiğini bilirse, alan da zekatın için kendisine verildiğini bilirse ve veren elin aldığı sevabı eğer bunun farkına varırsa ne yapacaktır insanlar? Ömür boyu zekatla geçinmeyeceklerdir. Kendisi de üretici olmaya, kazanmaya, günün birinde kendisi de fakire fukaraya yardım edecek, zekat verecek konuma gelmeye gayret edecektir. Dolayısıyla zekat aynı zamanda üretime, verimliliğe, çalışmaya, kazanmaya empati teşvik hocam. Eder. Bir yani, empati kurmaya vesile olur. Alan kişi halini ahvalini iyi biliyor. Veren kişinin verdiği anda fakirliğini düşünüyor. Ya ben ne kadar darda bir zorda bir durumdaydım. Bana yardım edildi ve ben de o gün o sıkıntımı giderdim. Bugün Allah imkan verdi. Evet. Şimdi aynı durumda olan insanın halini anlaması için bir empati durumu da var. Kesinlikle. Dolayısıyla dediğiniz çok mühim. Asla onu tembelleştirmez. Bilakis teşvik edici bir şey. Teşvik eder. Mustafa Bey bir ayeti kerimeyi de hatırladım. Şimdi kavlun ma'rufun hayrun min sadakatin yetbe'uha eza. Şimdi bu ayeti kerime hocam da mealen biraz önce paylaşmışlardı. Peşinden ezaya, eziyete, onur kırmaya sebebiyet verecekse öyle bir sadaka, zekat vermedense güzel bir söz daha hayırlıdır. Yani burada da hakikaten yani biz zekatı Allah emrettiği için veriyoruz. Hatta Allah-u Teala yine bir ayeti kerimesinde verenleri şöyle yani bu bilinçle Allah emrettiği için zekat veren, sadaka verenleri şöyle övüyor. Diyor ki onlar diyor fakire fukaraya yardım ederken şöyle derler. Estağfirullah. İnnemâ nut'imukum li vechillah la nuridu minkum cezaen ve la şükura. Biz size Allah rızası için veriyoruz, yedirip içiriyoruz kardeşlerim. Bundan dolayı sizden bir karşılık beklemiyoruz. Yani bize karşı bir minnet borcunuz yok. Rabbimiz bize ihsan etti, ikram etti. Biz de size Allah rızası size veriyoruz. Ait olanı hatta. Bu da önemli bir bilinci ortaya koyuyor. Yani bu bilince sahip olmamız. Biz yardımı yaptıktan sonra, zekatı, sadakayı verdikten sonra o insanlar efendim bize teşekkür etmiş, etmemiş hiç önemli değil. Biz görevimizi yaptık. Biz Rabbimizin emrini yerine getirdik. Böyle düşünmemiz gerekiyor. Evet. Sahibine vermiş olduk. Bu çok mühim. Hocam tam bir şey söyleyecektiniz. Şimdi hoca Mülis Hoca ayet okurken bir ayette benim aklıma geldi. Kur'an-ı Kerim'de Mü'minun suresi var. 23. sure. Orada kad eflahal mü'minun diye başlıyor. Gerçekten mü'minler kurtuluşa ermiştir. 7 özellik sayılıyor. Bu 7 özelliğe sahip olan mü'minlerin Firdevs cennetine girecekleri bildiriliyor. Bu 7 özellikten birisi de vellezînehum lizzekâti fâilûn. Bizim meallerimizde bu ayet onlar zekatlarını verirler diye tercüme ediliyorlar. Halbuki ayeti kelime kelime anlarsak vellezînehum o müminler ki onlar lizzekâti fâilûn. Zekat için faaliyet gösterirler. Yani zekat verecek hale gelmek için çalışırlar. Çok güzel. Diyor. Mulis Hoca'nın okuduğu söylediğine destek olsun diye söylüyorum. Bunlar veren yani, el olmak için çalışanlardır. Evet. Veren, yani zengin olmak ve zekat vermek için çalışırlar. Ya dolayısıyla hem zekat verme anlamı da var hem de zenginliğe burada teşvik var. Yani evet. Zengin olun. İslam'ın 5 temel esasından birisi olan zekatı verebilmek için yani zengin olmak gerekiyor. Dolayısıyla hani fakirlik değil zenginlik teşviki var Kur'an-ı Kerim'de. Bu ayet-i kerimeydi. Fakat zenginlikten burada kastımızı da hocam az önce söyledi. Yine açmış olanlar varsa
15 bin lira varsa benim tüm ihtiyaçlarınızın dışında bir kenarda İslam'a göre zengin sayılıyormuşuz. Evet. O açıdan bunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Ben bir bilgiyi paylaşmak buyurun istiyorum Mustafa Bey. Hani sadaka taşlarından gizli verilme şeylerinden bahsettik. Mecliste bir çalışma vardı. Gıda bankacılığı. Bir komisyon vardı. O komisyona biz de katıldık. Biz de görüş beyan ettik. Yani gıda bankacılığında gönüllü olarak gıdasını, hayrını yapmak isteyen insanlar oraya bu faaliyete geçerse bağış yapacaklar ve tespit edilen fakirlere çok dağıtılacak. Biz orada bir şey daha teklif ettik. Dedik ki orada bir zekat fonu oluşsun. Yani gizlice zekatını vermek isteyen kardeşlerimize şahane o zekatlar ulaştırılsın, ülke fakirlerine dağıtılsın. İnşallah bu da hedefine ulaşırsa, bu çalışma tamamlanırsa. Bu ne zaman tamamlanacak hocam? Onu mecliste bu ilgili komisyonda devam ediyordu. Çok çalışmalar güzelmiş, tamamlanmış. İnşallah önümüzdeki şeyde bu faaliyete geçerse. Bir de zekatın tabii Mustafa Bey zamanımız var mı? Yani bugün Ramazan ayı bu sene biliyorsunuz temamız israf olmasın. Ona gireceğiz. İsraf olmasın. Onu başlı başına bununla işleyeceğiz. Bağlantı kuracağım. O zaman sonra başlı başına ifade işleyeceğiz. Evet. Şimdi hocama sanayi ürünleri ve ticari malların zekatının nasıl verildiğini sormak istiyorum. Bu da en çok sorulan sorulardan bir tanesi çünkü. Şimdi böyle mağazası olan birisi var. Yani manufaturacı gibi. İşte gömlek var, atlet var, bluz var, çorap var vesaire, bir sürü malı var. Hani 40'ta biri verilecek ya, adam şöyle anlıyor. Sayıyor şimdi baştan 1, 2, 3, 4, 38, 34, 40. Hangisine denk gelirse. Diyelim ki çoraba denk gelirse çorabı veriyor. Gömleğe denk gelirse gömleği diyor. Böyle değil. Şimdi ticaret yapanlar, beyaz eşya satıyor olabilir, halı satıyor olabilir, otomobil satıyor olabilir, efendim inşaat malzemeleri satıyor olabilir. Her türlü ticaret malı zekata tabildir. Ham madde olarak işleten sanayiciler de ham madde, onu yine mal olarak sayıyor. Ham madde olarak satanlar da, diyelim ki kereste satanlar, diyelim ki tahta satan, hepsi yani alıp sattığı her şey. İstisnasız. Yani domuz ticareti hariç mesela, içki ticareti hariç, yani dinen helal yenilmesi, olan, içilmesi haram olan şeylerin ticareti hariç, diğerlerin tamamı üretimi dahil, diyelim ki adam o beyaz eşya üretiliyor, takım elbise üretiliyor, işte koltuk takımı üretiyor vesaire, otomobil üretiyor. Bunların hepsi zekata tabidir. Adam bir gelir hanesine, yani zaten muhasebesini tutuyordur, gelirlerine, giderlerine bakacak. Efendim varsa borçlarını çıkarttan çıkaracak sonra geriye kalan yani malın kazancın üzerinden verecek, değil mi? Kazancın malı üzerinden değil. Kazancın üzerinden değil, ana paranın üzerinden verecek. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde vergi kar üzerinden verilir. Yani sizin diyelim ki 5 milyon sermayeniz evet, evet var, 2 milyon kar ettiniz, 2 milyondan devlet vergi alır. Çok özür dilerim. Dinde böyle değil. Ankara için iftar vaktiymiş efendim. Cenab-ı Hak tutmuş olduğunuz oruçları kabul buyursun. Devam ediyoruz. Yani İslam dininde zekat kar üzerinden değil, sermaye üzerinden, ana para üzerinden verilecek. Diyelim ki adamın 5 milyon liralık mal varlığı varsa borçlarını çıkacak ve bunun üzerinden zekat verecek. Bir de kar üzerinden verecek. Karı da ona dahil. Sermaye artı kar. Sermaye artı kar. Sermaye artı tabii kar. Hem elinde bulunmuş olduğu stok mallar, şimdi o güncelliğini şöyle değiştirir. Şöyle. Çünkü bir yıl geçmiyor üzerinden. Şimdi mesela atıyorum zekat vereceği iklimde o atıyorum o stoklar daha az olabilir, daha sonra daha fazla olabilir. Hareket halinde bir üründen bahsediyoruz onun için diyorum. Şöyle hocam bak. O daha anlaşılır olsun. Üzerinden bir yıl geçti. Diyelim ki benim bir mağazam var. İşte ev eşyaları satıyorum, tamam, koltuk satıyorum vesaire. Birçok ürün satıyorum. Geniş bir mağazam var. Bu sürekli sirkülasyon ama. Sirkülasyon var tabii. Önemli olan hiçbir malından bir yıl geçmiyor mesela. Yok öyle değil. Yıl başında sizin 15 bin liralık malınız var mı? Yani 80 gram altın. Hepsini hesap ediyor. Tabii. Dükkan. Yıl içindeki azalmalar, çoğalmalar hiç dikkate almayacak. Yıl sonu tam 355 gün geçti. Efendim stoğu hesap edecek. Stoğu hesap edecek. Çok ne güzel kadar mal varsa hesap edecek ve üzerinden zekat verecek. Bir de buna kârı da dahil. Bir de oturacak. Bu yıl ne giderim olmuş, ne gelirim olmuş, ne tabii kar kalmış, kârdan da 40'ta bir. Tabii kârı da onun içine dahil edecek. Sermayeye zaten ekleniyor. Sermaye ekleniyor. Ana para hariç bir de tabii var olan stok malların dışında bize onun önemli dışında aynı soruyor. Diyor ki hocam bu malı satış fiyatından mı
alış fiyatından çok mı güzel, çok güzel. Vereceğiz diyorlar. Şey şu, şimdi ben takım elbise alacağım. Gidiyorum sıkı bir pazarlık ediyorum. Adam mesela takım elbise 1500 lira derken bana 1400'e veriyor. Evet. Yani böyle pazarlık yapıldığında, yani siz kaç liraya verebileceksiniz o malı, yani indiriminde hesabı kadar, onun üzerinden hesap edeceksiniz. Evet. Allah razı olsun. Çok güzel bu. Bu bizim için çok mühim. Ya şimdi herkes şu şikayetlenmelerde bulunuyor. Haklı bir şikayet olduğunu düşünmüyorum, karşıyımda. Ramazan geldi mi yeni baştan dinimizi öğrenmeye başlıyoruz. Bu hep aynı şeyler konuşuluyor gibi eleştiriler oluyor. Hakikaten öyle. Şimdi bizim geleneğimizde bayram namazı illa bir tarif edilir değil mi hocam? İmamlar tabii, da der ki, ya der yılda iki defa kılıyoruz. Bunu unutmuş olabilirsiniz cemaat evet. Şu diye. Ramazan'da konuşulan her mevzuyu defalarca duymuş olabilirsiniz. Ama unutan, nisyanda olan bir tabii. Varlığız. Bu bizle kaim olan bir özellik. Dolayısıyla unutulanların tekraren hatırlanması mühim. Bu mevsimi fırsat biliyoruz. Neden? Şükürler olsun artık ülkemizde televizyonlar vesilesiyle, bu tür programlar vesilesiyle şimdi, ilminizden faydalanma imkanı buluyoruz. Biz evet. Şimdi sizin öğrenciniz olup da hocam kürsünüzün önünde geçemiyoruz maalesef hayatta. Bu güzel bir fırsat. Buyurun. Şimdi aslında değinmediğimiz bir şey daha var. Buyurun. Şimdi bir ibadeti siz yapmazsanız, yani Allah yapın dediği halde, emrettiği halde, farz olduğu halde yapmazsanız bunun bir yaptırımı var. Evet. Şimdi mesela kafirlerin cehenneme gideceği, müminlerin cennete gideceği Kur'an-ı Kerim'de beyan ediliyor. Evet. Şimdi mesela acaba zengin olduğu halde zekatını vermezse bunun yaptırımı nedir? Nedir? Mesela Hazreti Ebubekir zorla zekat almış. Evet. Niye? Kul hakkıdır demiş. Mesela zorla namaz kıldıramazsınız ama zorla zekat alırsınız. Diyelim ki bugün için böyle bir şey söz konusu değil. Vicdanlara, imanlara bırakılmış. Bırakılıyor. Peki ahirette bunun şeyi var mı? Tevbe suresinin 34. ayet-i kerimesinde Estağfirullah vellezine yeknizune zehebe vel fızzata ve la yunfikunha fi sebilillahi febeşşirun bi azabin elim. Yani altını gümüşü. Bu da altın gümüş malın, paranın, servetin temsilidir. Evet. Yani malının, mülkünü, altınını, gümüşünü biriktirip de onun Allah yolunda infak etmeyenler, harcamayanlar, zekatını vermeyenler için acıklı bir azap olduğunu haber ver. Kıyam ayetin devamında bir sonraki ayette bu altın, gümüş kıyamet gününde cehennem ateşinde kızdırılacak. فَتُكْفَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُرُهُمْ alınları, böğürleri ve sırtları bu altın ve gümüşle dağlanacak. İşte bu dünyada biriktirip de zekatını vermediğiniz malınızdır denecektir diyor. Onun için yani Cenab-ı Hak burada bu ayet-i kerimeyi zikrederek zenginlerin mutlaka zekatını vermeleri gerektiğini, yoksa ahirette bunun hesabı bedeli ağır olduğunu beyan ediyor. Şimdi bir şey daha konuşmamız lazım hocam. Sıkça sorulan, zekatı topladığı zaman Beytülmale ve oradan da ihtiyaç sahiplerine dağıtılan bir sistem vardı. Doğru mu? Beytülmal diye bahsedilen evet. Devletin kasasına geliyor ve devlet evet. ihtiyacı olanlara bunu veriyor. Evet. Şimdi tüccarların, ticaretle uğraşanların en çok sorduğu, devletin mallar üzerinden ve gelir üzerinden almış olduğu bir vergi var. Yani kazandığınız rakam üzerinden de bir vergi almaktı devlet. Hı hı. Dolayısıyla bunu zekat olarak sayabilir miyiz? Bu geliri ve zekat olarak sayabilir miyiz diye soruyorlarmış. Dolayısıyla onu da iletmekte fayda var. Onun cevabını az sonra. Kızmasınlar bana. Niye kızsınlar? Sevgili Fatih Hoca'nın sesiyle bir ara vereceğiz. Soluklanacağız ama biraz bekleyin. Sevgili Fatih Hoca. Yine çok güzel bir İsfahan ilahi okuyacağız. Güftesi Şeyh Süleyman Efendi'nin, bestesi Hammamizade İsmail Dede Efendi'nin. İsmail Dede Efendi biliyorsunuz evet. bizim klasik Türk musikimizin çok önemli bestekarlarından birisi. Öncülerinden birisi. Dede Efendi şu anda Hatice Validemizin ayak ucunda metfun. İnşallah ileriki günlerde onunla ilgili bazı anekdotları sizlere bahsetmek isterim. Buyurun efendim, söz sizde. Ben
Harikasınız, çok güzel, şahanesiniz. Çok güzel bir eserdi. Efendim 9 dakika kalmış. Biz de hararetli bir tartışma demeyelim de güzel, bereketli bir sohbet halindeydik. Şimdi az önce yanlış anlaşılabilir diye hocam onu tekrar hatırlatacak. Bu ticari mallarda şimdi almış adam mesela ticari malı 2 yıldır dükkanında bekliyor. Bunun zekat hesabını yaparken 2 yıl önce almış olduğu rakam değil. Çünkü enflasyon sebebiyle artık malın değeri değişmiş. Değişmiş. Şimdi bunu hesap ederken değeri bugünün ne? Satacağı rakamdan da değil. Bugün o malın değeri kaç paraysa. Yani 10 liraya almış ama şimdi bu mal 15 liralık bir malsa 15 liradan. 15 lira üzerinden evet. verecek. Evet. İlk evet. aldığı rakam üzerinden sen stoktan de, vermek yok. Veya yok. Satacağı evet. karlı fiyattan ha, değil. Satacağı karlı fiyattan da hesap etmiyor. Evet. O karı başka bir şey. Evet. Bu ayrımı yapmamız çok mühimdi. Onu söylemiş olduk. Şimdi Vergi. Şimdi dünyada bütün devletler toplumu yönetirken paraya ihtiyaç duyarlar. Evet. Halka hizmet götürecekler. Onu devletin kendi gelirleriyle vatandaştan vergi alıyorlar. Yani vergiyle zekatı karıştırmamak lazım. Zekat ibadettir. Vergi devletin vatandaşına sunacağı bir hizmettir. Yani ben devlete %40 yani kazancımın %40 %50'sini vergi olarak veriyorum. Aynı maldan bir de zekat vereceğim diyemez. Bir defa devlet sermayeden almıyor, vergiyi kârdan alıyor. Halbuki İslam dini zekatı sermayeden, ana paradan alıyor. Zekat fakirin hakkıdır. Devletin aldığı vergi, devletin vatandaşa sunduğu hizmetin karşılığıdır. Ben devlete vergi veriyorum, öyleyse zekat vermem veya zekat yerine devlete verdiğim vergiyi de ona sayarım diyemeyiz. Yani geçmiş dönemde tabi Beytülmal diye belirlenen bir yer var ve oraya verilir ve oradan dağıtılır. Şöyle, ihtiyacı olanlara verilir. Şimdi şöyle, sosyal fonlar var, yardım kuruluşları var, devletin karşılıksız insanlara verdiği fonlar var, yardımları var. Bunlar da tabii bu koca kazanın içerisinde. Yani devlet bir yandan vatandaşına hizmet götürmekte, yolunu yapmakta, ulaşımı, sağlık hizmeti, bir sürü hizmet sunmakta. Bir yandan da fakire yardım etmekte devletin böyle bir devlet zekatın dışında da yardım eder. Şu anda mesela örnek konuşuluyor. Ömer, hani hiçbir işi olmayıp emekliliği olmayan, sosyal güvençli olmayana devlet maaş veriyor mesela. Ömer bin Abdülaziz döneminde mesela Hicri 101 tarihinde Ömer bin Abdülaziz vatandaşların tamamına maaş bağlamış. Tamam. Yani devletin geliri peki, verirse çalışsın çalışmasın devlet, zengin fakiri. O devlet eliyle topluyor zekatı değil mi? Tabii devlet eliyle topluyor. Ayrıca zekat fonunu. Malların gelirinden de başka para topluyor mu? Peygamberimizin zamanında böyle bir şey yok. Zaten orada zekat toplanıyor, veriliyor. Dediniz ya onu demek istedim. Onu diyorum. Yani ama daha sonraki devirlerde, diyelim ki Osmanlı, Selçuklu, Abbasiler, Emeviler zamanında ayrıca vergi de alınmış. Yani şeyin dışında. Yani gelişimi, hayatımızı etki edecek olan bu lüksleri devletin tabii. yapma mesuliyetine verilen para ayrıdır. Tabii. Zekat için, Allah rızası için vereceğiniz zekat, fakire bilakis verilebilecek, ihtiyacı olan kişiye bilakis verilecek olan eder, değer başkadır. Başkadır. Evet. Bunu bir de yerine geçmiyor. Evet, yani. Zekatın bir de Tevbe suresinin 60. ayetinde Cenab-ı Hak tek tek saymış. İşte şu, 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 şu. İnanması, kişilere verilir. Tabii. Bunların dışında da veremeyiz yani.
Doğru, doğru. Çok güzel. Evet, bu soruyu soran zengin kardeşler üzgünüz ama bu olmuyormuş yani. Vergi veriyoruz, bir de zekat vermemiz gerekiyor mu diye sormuştu. Biz de vergi veriyoruz. Sen de veriyorsun. Herkes vergi vermiyor ki Türkiye'de. Mümkün değil tabii. Evet hocam, az önce sohbet içinde geçti malumunuz. Şimdi verme ayındayız. Birilerinin alma ayı ne kadar güzel. Veren eller de var, alan eller de var elhamdülillah. Her ikisi içinde var olan bir gerçeklik daha var. Harcama geleneğini konuştuk. Alma verme kadar da onu tasarruf etme yöntemini konuştuk. Onda da bir dikkat, bir hassasiyetten bahsettik ki bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığımız tema olarak da israfı konuşuyor. Buraya dikkatlerimizi çekiyor ki bu çok mühim ve önemli. Bu arada ya ben unuturum, hakkınızı helal edin, soruma geçeceğim ama şunu bir kameraya göstermek istiyorum hemen aklıma gelivermişken. Çünkü yarım saattir bunu söyleyeceğim hocam. Unutuyorsun. Konu çok şey geçiyor, unutuyorum. Şimdi efendim Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini yayınların birçok eseri var. Birçoğundan bir habersiniz. Bunda bizim de hatalarımız olabilir. Zaman zaman böyle bu şekilde ekrana göstererek reklamını yapmamışımız olabilir mesela. Tanıtım eksikliği. O kadar güzel eserler var ki biz Diyanet Radyo dinleyenleri bilirler. Anlama serisi olsun. Diyanet'in çıkarmış olduğu bu İlmihal serisi olsun. Bunları okumaya gayret ediyoruz ama sizlerin de ulaşması, bunları almanız, çocuklarınızla birlikte beraberce okumanız bu konuda aydınlanmanıza vesile olacak kitaplar, eserler. Çünkü her zaman bu fırsatı bulup bu sohbeti gerçekleştiremiyoruz. O zamanlar doçentti hocam bunu yazarken. Şimdi Profesör İsmail Karagöz hocam, Yaşar Yiğit hocam doktor ve Mehmet Keskin hocamın birlikte kaleme aldıkları zekat ilmi hali. Yaşar Bey de doçent oldu. Doçent oldu. Evet. Doğru, pardon Yaşar hocam, özür dilerim. Onların kaleme almış oldukları, Diyanet İşleri Başkanlığı dini yayından çıkarmış olduğu bir kitap, bunu tavsiye ediyorum. Birçok böyle anlama serisi var yine. Onu okuyoruz zaten. Muhlis Akar hocamın anlama serisinde Zekatı Anlamak diye bir kitabı var. Anlamak serisinin içerisinde. Onu da tavsiye ediyoruz. Özür diyerek hocam, son cümlelerimizi onu da alayım. Çok pratik olması hasebiyle. Evet, madem zekat sık, çok güzel. Kurulumuzca, din işleri kurulumuzca. Bunu hemen tekrar göstermek istiyorum. Şöyle yakından çek, siyahta çek, görünsün. Şimdi mesela diyor ki küçücük bir el kitabı. Zekat konusunda sorulan, sıkça sorulan soruların cevapları burada. Burada sorulan, zekat sorulan meselesi hep kafa diyor. Karıştırır. Hesap etme konusu kafa karıştırır. İlla ki gidilip hocaya sorulur. Bakın şu küçük ilmihal kitapçık, özür dilerim. Bunu anlamanızı sağlayacak bir kitapçık. Bunu da burada hocamın vesilesiyle tanıtmış olduk diyorum. Ve son 3 dakika hem son cümlelerimiz olmuş olsun bu hocam. Hem de o israf konusuna dikkatlerimizi çekelim. Buyurun, sözü size bırakalım. Mustafa Bey, bu sene israf. Hakikaten her alanda büyük israflar var. Bireysel planda, toplumsal alanda, kamu alanda zaman israfı, mekan israfı, ömür israfı, gençlik israfı ve ekonomik kaynakların israfı. Tabii konu bu, ayrıca israf konusu genişçe işleniyor. Ama zekatla bağlantısını da şu açıdan önemsiyorum. Zekat konusunda da çok israflarımız var diye dikkat çekerek söylüyorum. Evet. Nedir o? Mesela eğer biz zekatı iyi bir organizasyon yaparak, gerçekten ihtiyaç sahiplerini tespit ederek, kimin ne kadar ihtiyacı varsa o kadar zekatı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmazsak, ulaştıramadığımız takdirde ne oluyor? Maalesef kimileri çok zekat alırken, kimi garibanlar hiç Allahu Teala ta'rifuhum bi simahum la yes'elunen nas ilhafa, onları simalarından tanırsın ama onlar insandan istemezler, dilencilik yapmazlar. İşte bunları bulmak çok önemli. Onun için yani organizasyonlar önemli. Diyanet Vakfımız bu anlamda önemli hizmetler yapıyor. Başkanlığımızın da acaba böyle bir çalışma yapabilir miyiz diye zekatla ilgili. Yani zekatı müessese olarak nasıl hac ibadetini yönetiyorsak, namazlar, namaz ibadeti, zekat da bir ibadet. Yani bu tip çalışmalar var. Biraz önce ifade ettiğim gibi mecliste gıda bankacılığı ile ilgili ilgi komisyon çalışmalarını tamamladı. Çok İnşallah güzel. İleriki yıllarda bunlar da hedefe ulaşırsa. Yani burada nedir? Yani biz gönüllü olarak zekatlarımızı vereceğiz ama zekat alan kardeşlerimiz de şuna dikkat edecekler. Allah rızası için. İsraf etmemeye. Hem hocam da dikkat çekti. Zekatlar israf edilmeyecek. Hem de kötü yola harcamayacak. Bir de Mustafa Bey şu. Zekat alan kişi kimileri çok tanınmıştır. Fakirde çok zekat geliyordur. Eğer nisap miktarına varacak kadar zekat almış da artık o daha fazla zekat ihtiyacı yoksa
benim daha ihtiyacım kalmadı. Diğer Müslüman, hani Fatih döneminde Fatih, evet, Sultan'ın o esnafta ben ihtiyacımı karşıladım, diğer esnaf kardeşim de karşılasın dediği gibi, yani zekat alan kardeşlerimiz de hem bu nimeti israf etmesinler, hem de ihtiyacını karşıladıktan sonra diğerlerini ishar ahlakı gereği tercih etsinler. Hocam, çok, burada da israfları önlememiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Cümlemize. Hocam son cümleniz. Evet. Her Müslüman çalışıp, tasarruf edip zengin olmaya ve zekat vermeye özenmeli, gayret etmeli diyor. Harikasınız. Çok güzel. Çünkü İslam'ın 5 temel esasının 5'ini de yapmalı. Bereket için veren el olmak adına, evet, çalışalım. Veren el olmak, alan el olmaktan daha makbuldür. Efterdir. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim bugün, evet, zekat, sadaka, infakı konuşmaya çalıştık. Çok kıymetli hocalarımla. Daha sorularım vardı. İnşallah tekrar nasip olursa onları da ekleriz. Profesör Doktor İsmail Karagöz hocam, Düzce İlahiyat Fakültesi dekanıdır kendileri. Doktor Muhlis Akar hocam, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesidir. Sağ olsunlar, nasiplendik ilimlerinden. Efendim, programımızın sonuna geldik. İstanbul iftarı an be an yaklaşmakta. Her an ezan okunabilir. Efendim, bu gece bereket vaktinde Mustafa Efe'nin konukları: Profesör Doktor Süleyman Derin, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi. Profesör Doktor Cengsu Üçer, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili. Efendim, bu akşam bereket vaktinde hayatın gayesi imtihanı konuşacaklar. Bereket vaktinde sizleri bekliyoruz. Ve efendim, duyduğunuz üzere Eyüp'te, İstanbul semalarında ezan-ı Muhammedi'nin sesi duyulmakta. Bizim en sevinçli olduğumuzun haberi geldi. En sevinçli olduğumuz anın haberi minarelerden duyuldu elhamdülillah. Cenab-ı Hak tutmuş olduğunuz oruçları kabul buyursun cümlemizin inşallah diyoruz. Ve yarın yine iftarı sizlerle birlikte buradan beklemeyi diliyor ve istiyoruz. Cenab-ı Hak nasip ederse bekliyoruz o an inşallah. O ana ulaşırsak hep birlikte iftarı beklemeyi diliyor ve istiyoruz. Ve sizleri o ana dek de Allah'a emanet ediyoruz. Hoş kalın, hoşça kalın. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalâh. Hayya alessalâh. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. رحمان ورحيم olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım, göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan yüce Rabbim. Senin rızan için oruç tuttuk, sana inandık, sana güvendik. Senin rızkınla orucumuzu açıyoruz. Şükürler olsun verdiğin nimetlere. Yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma ya Rabbi. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli kazanç, hayırlı, sağlıklı ömürler ihsan eyle Allah'ım. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden koru. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle nurlandır.
Dünyanın her neresinde olursa olsun ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara, biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını üzerlerinden esirgeme. Akıbetimizi hayır eyle. Sağlık ve afiyetimizi daim eyle. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına muhtaç etme ya Rabbi. Bize dünya ve ahirette iyilik, güzellik ihsan eyle. Bizleri salih kullarından eyle. Senin her şeye gücün yeter Allah'ım. Amin.